Bizi izleyen herkese iyi günler dileriz. Geçtiğimiz Mart ayında İstiklal Marşımızın kabulünün 100. seneyi devriyesini geride bıraktık. Mehmet Akif'in millete mal ettiği İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duasında belirttiği üzere bu toprakların Türk milletinin ilelebet yurdu olduğunu bir kez daha haykırmaktadır. Bu özel ve anlamlı yıl dönümü, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kutlanmasını içeren Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle daha çok hatırlanma ve genç nesillerin önemini idrak etmesi için imkan sağlamaktadır. Bu veç ile Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından Sayın Dekanımız Muharrem Çetin Hocamızın teşvikiyle benim moderatörlüğümde bir program yapmayı düşündük. Mehmet Akif'in hayatı, Kastamonu günleri ve İstiklal Marşı'nın etrafında milli mücadelenin önemi üzerinde duracağımız bu program, bizi kırmayarak değerli vakitlerini ayıran Fen Edebiyat Fakültemizin dekanı ve tarih bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Serhat Yılmaz hocamız ve yine tarih bölümü öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Cevdet Yakup Hoca hocalarımıza sizler adına teşekkürü bir borç bilirim. Sözü fazla uzatmadan Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı kaleme almadan önceki hayatıyla ilgili kısa bir değerlendirme için Cevdet hocama dönmek isterim. Milli şairimizi bize kısaca tanıtabilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle söze başlamadan ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli konuklarımızı ben saygıyla, hürmetle selamlamak istiyorum. Ayrıca Sayın İletişim Fakültesi Dekanımıza da ve sizlere de burada bizlere bu imkanı verdiğiniz ve bu anlamlı konu üzerine değerlendirme fırsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Estağfurullah hocam. Tabii 2021 yılı gerçekten çok tarih bakımından hızlı, hareketli başladı. 2020 yılında olduğu gibi. Çünkü bizim milli mücadele dönemimiz 1918, 19, 20, 23'e kadar ki 4-5 yıllık sürecin hep 100. yıl dönümleri aslında bugünlere tesadüf etti. 2021 yılının da en anlamlı, en güzel ve bugün hala daha sıcaklığını, heyecanını, ruhunu hissedebildiğimiz hadisesi, gelişmesi ise İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesidir. Bu çerçevede biz İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle, minnetle, dua ile anmak durumundayız. Onun hayatını özellikle gençlerimizin baştan sona okumasında yarar var. Ancak biz bugün tabii bu kadar uzun konuya girme yerine çok kısaca müsaadenizle ben Mehmet Akif Ersoy'un özellikle İstiklal Marşı yazdığı tarihe kadarki dönemi kısaca özetlemek istiyorum. Bu sorunuzu cevaplarken hani milli şairimizin nasıl bir ruh ve karakter adamı olduğu, bunu devamında da nasıl devamında yansıttığını da, evet, da anlatırsanız sevinirim. İnşallah hocam. Bağlamaya çalışalım. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin en sancılı yılları, Sultan Abdülaziz'in hükümdarlığının da son yılları olmuş oluyor. Bu manada çocukluğunu, gençliğini, hatta olgunluk devresini hep Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşadı. Toprak kaybetmeye başladığımız bir asır 19. yüzyılın ikinci yarısı. Sultan Abdülhamid'in tabii ki denge politikası sayesinde bu toprak kayıpları biraz yavaşladı ama sancı bitmedi. Mehmet Akif Ersoy da böylesine zorlu bir süreçte belki ekonomik sıkıntılar içerisinde hayata atılmış oldu. Tabii hayat safhalarına geçmeden annesi ve babasından rahmetlilerden bahsetmemiz gerekir. Onları da hayırla yad edelim. Annesi Emine Şerife Hanım 1926 yılında vefat edecek. Anne tarafından dedesi Buharalı tüccar Mehmet Efendi, Mehmet Akif Ersoy'un. Yani Buhara ile bir bağlantısı var. Yine anne tarafından anneannesi dediğimiz zat ise Tokat tarafından. Onun da büyük dedesi Buharalı hekim Hacı Baba. Boyabat'a geliyor. O yıllarda Kastamonu'ya bağlı bir kaza merkezi Boyabat. Şehrimiz için böyle şehrimiz bir için. Anlamı var. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un atalarının bir göbeği, bir kolu aslında Kastamonu taraflarına çıkmış oluyor. Bir kısmı Tokat. Yine büyük nine tarafı da Boyabatlı bir ailenin kızı. Oradan evlenip Yozgat tarafına gittiklerini anlatıyorlar. Baba tarafına geçecek olursak Mehmet Tahir Efendi. O da çok önemli bir zat. Yozgat kökenli bir aile aslında. İstanbul'a göç etmiş bu aile. Kosova'nın İpek kazasında Arnavutluk taraflarında görev aldığı biliniyor. Sonra İstanbul'a gelmiş küçük yaşta aile.
Ve nihayet Mehmet Akif Bey İstanbul'da demin söylediğim üzere dünyaya gelmiş oluyor. Bu şecereyi niye verdim? Çünkü Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hep anlatılan, söylenen işte Arnavutluk'ta dünyaya geldiği zannediliyor, Arnavut olduğu zannediliyor. Aslında hem anne hem baba tarafından Buhara, Türkistan coğrafyasından neşet eden bir büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla kendisi bir Osmanlı vatandaşı ama bir Türk asilzadesi aynı zamanda. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü etnik anlamda değişik yerlere bağlama gereği evet. duyuyorlar. Arnavutluk da zaten bir Osmanlı coğrafyası. Gerek Kosova olsun, gerek Hersek, Bosna kısımları olsun. Hepsi bizim memleketimiz. Hala da orada camilerimiz, türbelerimiz, tekke zaviyelerimizin kalıntıları, sancaklarımız. Yine yağmur duasında çıkıyorlar değişik coğrafyalara. Dolayısıyla Akif o bölgelerin de havasını teneffüs eden birisi olarak Anadolu coğrafyasının yüksek potansiyeliyle, kültürüyle bir İstanbul beyefendisi olarak yetişiyor ve müsaadenizle gençliği, çocukluğu nasıl geçti? Baytar Mektebi'ne girdiğini biliyoruz 1888 yılında ilk tahsilinden sonra. Memurluğa 20 yaşında başladı. Anadolu, Suriye, Şam dolaylarını dolaştı. Hayvan hastalıklarıyla ilgili derlemeler yaptı. Halkın özellikle haleti ruhiyesini, ekonomik durumunu, kendi arasındaki sürtüşmeler, Batılıların Osmanlı vatandaşları üzerindeki bir takım oyunlarını bizzat bu Osmanlı coğrafyasını dolaşarak görmüş oldu. Sonra Halkalı Ziraat Mektebi'nde öğretmenlik yaptığını biliyoruz. Edebiyat öğretmenliği yaptı Darülfünun'da yani üniversitede 1908 yılında. Ve ilk kitabı Safahat'ı da 1911 yılında yayınladığını görüyoruz. Yine 1912-1914 arasında Suudi Arabistan, Necid, Hicaz yani Mekke-Medine taraflarına bir devlet göreviyle görevlendiriliyor. Teşkilat-ı Mahsusa'nın yine emri ve isteği üzerine efendim Berlin'e gidiyor. Türk esir kamplarını dolaşıyor. O bölgede maalesef esir düşen soydaşlarımız var. Ve 1916'da yine Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'da Şerif Hüseyin'in ayrılıkçı faaliyetlerine karşı bölgede Osmanlı Devleti'nin lehine propaganda yapmak, çalışma yapmak amacıyla gidiyor ve 1920'de Balıkesir Zanos Paşa Camii'ndeki o meşhur konuşmasıyla, vaazıyla milli mücadeledeki yerini de Mehmet Akif almış oluyor. Ve Osmanlı Devleti'nin böyle tarih sahnesinden çekildiği o zorlu süreçte yeni bir devletin temellerinin atılmasında da gerçekten taşın altına elini koydu ve başarılı bir şekilde de konferanslarına, vaazlarına devam etti. Bu manada Kastamonu ziyareti var. Ki Sayın Serhat Yılmaz Hocam bu konuda ayrıntılı bilgi vereceği için ben orayı geçiyorum. Ve hocama. Kastamonu'dan döndükten sonra da İstiklal Marşı yazılış süreci var. İsterseniz onu da ayrı bir bölüme bırakalım. Ben müsaadenizle nasıl bir karakter adamıdır, nasıl bir haleti ruhiyeye eserlerinde sahiptir, nasıl görüyoruz bunları? Buradan şahsiyetine girmeye çalışayım isterseniz. Bir kere düşüncelerinden asla taviz vermiyor. Yani kafasında ne varsa bunu çok açık yüreklilikle ve hiçbir karşılık beklemeden dile getiriyor. Hem eserlerinde hem konferanslarında, sohbetlerinde, vaazlarında ve yazdığı diğer kitaplarında. Bu çok önemli. Yani yazdıklarıyla eğer söyledikleri tutmuyorsa, eylemleriyle hayalleri arasında çelişkiler varsa zaten güven kaybeder ve günümüzdeki o devasa hayallerimizdeki Mehmet Akif Ersoy asla olmazdı. Bu zaten önemli. Muhtemelen öyle biri olsaydı o şiiri de kaleme alamazdı. Çıkmazdı o yürekten, o gönülden çıkmazdı. Çıkar peşinde koşmayan, vicdanına hıyanet etmeyen, gururunu asla çiğnetmeyen, insan merkezli ve hak merkezli bir Mehmet Akif'i biz tanıyoruz. Güreşçi bir Mehmet Akif var, baytar bir Mehmet Akif var, fakir bir Mehmet Akif var ama Burdur mebusu bir Mehmet Akif var. Yani devlet tarafından maaşa bağlanmasına rağmen hep karşı tarafa vermiş, eli açık ve aslında milletvekilliği de çok başarılı geçmiyor çevresine göre düşünürsek. Çünkü insanlar ondan bir şey istiyorlar, geliyorlar meclise. Zaten savaş yılları biliyorsunuz. Akif de yapamıyor şu karakter meselesi ve hayal kırıklığına uğruyorlar bizim işimizi yapmadı diye. Ama o ben falancanın işini yapayım diye milletin işini aksatmıyor. Asıl derdi vatan, asıl derdi bayrak. Halkın genel sıkıntılarının toplu bir şekilde dile getirebilmek. Yani bir kişinin sorununu çözmek zaten bir şeyi çözmüyor. Günümüzde de aynı tartışmaları yaşamıyor muyuz? Gerçek anlamda mebusluk yaptığını söyleyebiliriz o zaman. Gerçek bir mebus, evet, milletvekilliği yapmış oluyor.
İyi bir yazar, iyi bir vaiz, hatip, hayal gücü yüksek, siyaset adamı. Aynı zamanda millet sevgisiyle dolu. Mesela Hasan Basri Çantay en yakın arkadaşıdır, sıra arkadaşıdır mecliste. Yazı çizi işlerinde de hep birlikte, basın yayın faaliyetlerinde de birlikte hareket etmişlerdir. Türk milletinin öncü ve kurtarıcı olduğuna inanırdı diyor Mehmet Akif. Türklük yıkılırsa İslamiyet'in de yıkılacağını bilirdi diyor Mehmet Akif. Hatta bir seferinde üstad seni Türkçü görüyoruz diyor Mehmet Akif'e. Hani siyasi anlamda. Anlıyorum hocam. O dönemin bir siyasi görüşü Türkçülük. Ben diyor Türkçü olmayayım da kim olsun diyor. Hiçbir kavmin, hiçbir toplumun bana yani milletime horozlanmasına müsaade edemem diyor. Gerekli her türlü cevabı vermeye hazırım diyerek buradaki kararlı duruşunu ve millet sevdasını dile getirmiş. Hatta bir şiirinde hani eserlerinden örnekler vermek gerekirse Türk eriyiz, silsilemiz kahraman. Müslümanız, hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Bu güzel şiirleri keşke böyle canlı yayında güzel şiir okuyanlardan dinleyebilsek. Çok etkili gerçekten Akif'in dizeleri var. Buralarda sadece İstiklal Marşımızda değil, bütün eserlerinde öncelikli olarak hakkı baş tacı etmiş. Arkasından halkı baş tacı etmiş. Bunun arasını zaten doldurabilmek çok kolay. Eğer başlangıcını ve sonunu iyi ayarlayabiliyorsunuz hayatınızın ve hayat felsefenizin daha doğrusu, bunun arasını hep o kaygılarla doldurabilirsiniz. Allah rızası, hiçbir karşılık beklemeden hareket edebilmek ve halkı memnun etmek, halka hizmet etmekle bunu elbette yapabilirsiniz. Bu şekilde Akif aynı zamanda korkaklar utanç içinde ölürler diyor ve bakın şöyle bir ifadesi var. Başınıza gelen her kötülükten ders alınız. Her kötülük bir hatanın sonucudur. İyi biliniz ki düşmanlarla mücadelede korkak davranmak ve teslimiyeti kabul etmek utanç içinde ölmek demektir. Saldıranın saldırısından kendisini korunmayı başaranın hayatı aziz ve değerlidir. Bu nedenle milli ve dini birliğinizi korumakta asla kusur etmeyiniz diyor. Tabii konu uzun ama müsaadenizle bu sorunun son hocam kısımlarını da tamamlayalım. Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençliğine, o dönemin gençliğine belki ama bize de, bizim nesillerimize de çok güzel nasihatları, tavsiyeleri ve yol gösterici hedefleri, ülküleri var. Bir kere sağlam bir beden yapısını istiyor. Kendisi de sporcu. Sağlam bir ruh yapısı, yüksek bir gayret, çalışkanlık, yüksek bir terbiye anlayışı, ilim, ümit ve güven, dindarlık ama samimi dindarlık ve bunu gösteriş için kullanmamak. Akif'in hayatına bakıyorum ben hani bilebildiğim kadarıyla. Gösterişle ilgili, yapmacıklıkla ilgili tek bir cümlesini, tek bir mimiğini, davranışını göremiyorum. Kimse de bunu iddia edemez zaten. Akif'e derler ki işte Abdülhamit Han'a karşı tepki göstermiştir, şunu yapmıştır. Bir sürü eleştiri getirebilirsiniz. Ama Akif'in menfaatçi olduğu, efendim birilerine yaltaklık yaranmaya için bir şeyler yapmaya dair faaliyetlerini asla kimse masaya koyamaz. Bunu kabul etmemiz lazım. Dini duyarsızlıktan, cehaletten, gevşeklikten, pislikten, kadercilikten, ümitsizlikten, zulmetmekten, ırkçılıktan ve düşmanla işbirliği yapmaktan da kesin olarak bütün neslimizi, gençlerimizi men etmeye çalışmış. Buna dair mesajlarını şiirlerinden örnek verebiliriz ama şu anda tabii ki buna gerek yok. Eğer Akif'i gerçekten seviyorsak, İstiklal Marşı'nı anlamak istiyorsak aslında Akif'in hayatını bir yeniden gözden geçirmekte yarar var. Özellikle ben gençlerimize, çocuklara, evlatlarımıza bunu salık vermek istiyorum acizane. Sadece İstiklal Marşı ile Akif'i anlamamız biraz yetersiz kalabilir. Onun bütün hayatını bir gözden geçirirsek, diğer eserlerini, şiirlerini de okursak yine İstiklal Marşı'na hizmet etmiş oluruz aslında. İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamış ve anlatmış oluruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Özür dilerim. Serhat hocama dönmeden işte bu hocamın da anlattıklarından yola çıkarak şunu görüyoruz ki işte Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla beraber birçok münevver kurtuluş için bir çare arama yoluna girmişti. İşte o sırada Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan milli mücadele vatan sevdalarını etrafında toplamaya başladı. Şimdi bu süreçte Mehmet Akif'in tavrını nasıl özetleyebiliriz? Ankara'ya geçiş süreciyle ele aldığımızda milli şairimizin yolculuğunu bize nasıl tasvir edebilirsiniz hocam? Evet,
Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. İletişim Fakültemizin bu tür güzel programları devam ettirmesini temenni ediyorum. Sayın Dekanımızı da buradan kutluyorum. Yine İstiklal Marşımızın 100. yılı münasebetiyle kutlu olsun diyorum. Sevgili izleyicileri selam, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi önemli bir dönemi başlatıyor. Birinci Dünya Harbi bitmiş oluyor. Yeni bir dönem başlıyor. İşte Mustafa Kemal Paşa gibi Mehmet Akif de yeni bir dönemin eskisi sistem ve eski yapılanmalar üzerinden gitmeyeceğini çok önceden görenlerden birisi. Bunun öncelikle altını çizmek lazım. O dönemlerde Kastamonu'da İdadi hocalarından İsmail Habib Bey var. İsmail Habib Sevik. Bir gazetecilik de yapıyoruz daha sonraki yıllarında. İsmail Habib Bey de iyi görüyor ki yeni devirler, yeni fikirler ister diyordu o yıllarda. Tabii Mustafa Kemal Paşa, mütareke sonrası ülkenin kurtarılmasıyla ilgili kurtuluş çareleri arayan aydınlar içerisinde, Nutuk'ta da bahsettiği üzere, işte üç görüş vardı diyor, değil mi? Bir İngiliz Muhibbi efendim etrafında toplanan bir manda, İngiliz mandası anlayışı içerisinde ülkeyi kurtarmak isteyenler. Efendim Amerikan Wilson prensipler etrafında kurtarmak isteyenler ki bu bağlamda cemiyetler de kurulmuştu. Hatta bir vilayetimizde Wilson gazetesi isimli bir gazete bile çıkıyor kısa ömürlü o dönem içerisinde. Üçüncüsü de yerel kurtuluş çareleri aramak. Mustafa Kemal Paşa bütün bunların ötesinde bunların üçü de bir tarafa bırakarak artık bağımsız tam istiklal üzerine bir yeni Türkiye efendim fikrinden bahsediyordu ve yola bu şekilde çıkıyordu. Mehmet Akif de aynı bu dönemde, mütarekenin imzalandığı dönemde Alınlar Terlemeli adlı manzumesini yazıyor. Şiirlerinde bunu görüyoruz. Akif, İstanbul'a, Anadolu'ya yabancı bir sima değil şairliği itibariyle. Özellikle Balkan Savaşları döneminde İstanbul'da vaazlarını biliyoruz. Yani bir hatip kişiliği ile temeyyüz etmiş bir şahsiyet Mehmet Akif Ersoy. Bu dönemde de mütarekeden sonra özellikle son meclisi mebusanın açılıp misak-ı milli kararların alındığı süreçteki artık ne diyelim safların belirlenmeye başlandığı dönemi de çok iyi okumuş birisi. Efendim, yakın arkadaşı Hasan Basri Bey'in davetini kıramıyor. Biliyorsunuz ilk Anadolu'ya geçişi diyelim biz buna milli mücadele anlamında Balıkesir'e geliyor. O davet üzerine Zanos Paşa da efendim orada bir vaaz veriyor. Konuşması efendim Avrupa'daki teknolojik ilerlemeler üzerine bahsediyor. Niçin geri kaldığımız sorusunu gündeme taşıyor ama orada en önemli baskın ifadeleri şu, fırkacılık ve hizipçilik malumunuz mütareke sonrası bir siyasi hesaplaşma yaşanıyor. Bunu işte Hürriyet İtilaf, İttihat Terakki gibi hatta bunun neticeleri kongreler sürecinde de karşımıza çıkacak. Orada da işte Milli Mücadele Hareketi'ne bir iddiatçı tertibi gibi gösterecek. İngilizler efendim bunlar üzerinden siyaset yapmaya çalışacaklar. Orada kongrede de bunun olmadığıyla ilgili ifadeler olacak. Hatta yemin metninde bile bu meseleler tartışılacak. Bunu biliyoruz. Akif, Mehmet Akif orada bu tefrikayı bir defa bırakalım. Yani yeni bir dönem var. Yani ülke işgal süreci başlıyor. İşgaller de başlıyor bu dönemde. Hele İstanbul işgalinden sonra zaten aldık başını gidiyor. Bunu gördüğü için birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor. Fakat daha sonraki vaazlarında da göreceğiz. Kastamonu vaazında da bunu göreceğiz. Bir umutsuzluk aşılamıyor hiçbir zaman. Bütün bu tespitlerin arkasından ümit var olmayla ilgili de çıkış yolları da gösteren bir hatip Akif. Yani bir mücahit hatip kişiliği var Mehmet Akif Ersoy'un. Yani o mücahidesini o kürsüden çok güzel ifade ediyor ve karşısındaki kitleyi hakikaten etkiliyor.
Tabii çalışma ve gayret için de geç kalınmadığı vurgusunu yapıyor. Bu süre içerisinde de efendim İstanbul'da vazifeli aynı zamanda. Darül Hikmetül İslamiye'de de baş katiplik vazifesi almış. Bütün bunları da bırakıp Anadolu'ya geçebilecek bir şahsiyetten bahsediyoruz. Tabii tam bu arada Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılma süreci başlanıyor. Malum İstanbul işgalinden sonra meclis çalışamamış. 16 Mart'ta meclis İstanbul işgal ediliyor. 18 Mart itibariyle de meclis çalışmalarını durdurmuş. Bu tarihten sonra da aşağı yukarı işte 1,5 aylık bir süre var. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması süreci. Meclis İstanbul'da çalışamayınca yeni bir yerde, burası da Ankara olacak. Bu sürede Mehmet Akif, tabii teferruata çok girmeyeyim ama nereye çağrılıyor? Ankara'ya davet ediliyor. Bizzat Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletvekilliği sıfatlı olacak biliyorsunuz. İki yerden, Bika ve Burdur'dan seçilecek. Bu Burdur'u tercih edecek ve Anadolu'ya geçecek. Tabii Akif Anadolu'ya geçmesiyle ilgili 8 Nisan 1920'de İstanbul'da Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile irtibatlı olan Zafer Bey'e çekilen bir telgraf var Ankara'dan. Bu telgrafın maddelerinden birisi Mehmet Akif Bey ile ilgili. Yani çeşitli konular var ama burada şunu diyor Mustafa Kemal Paşa. Burada ulemaya ihtiyaç var. Şair Mehmet Akif Bey ve Hoca Fatin. Hoca Fatin de Fatin Gökmen olacak. O zaman Rasathanenin müdürünü falan yapan bir bilim insanı, yetkin bir kişilik Fatih Gökmen. Bir an evvel Ankara'ya geçsinler, gelsinler. Tabii Akif bunu duyunca gece demiyor, gündüz demiyor. 8 Nisan'da bu bilgi kendisine ulaşıyor. 2 gün içerisinde oğlu Emin'i alıp ailesiyle vedalaşıp Anadolu'ya geçiyor. Tabii Gey ve Boğazı üzerinden belki de ondan sonra fiili işgaller de zaten artacak. Oraların kontrolü de ortadan kalkacak. Kastamonu, işte Milli Mücadele'de İstiklal Yolu bu senede... Oraya da yine, geleceğiz hocam. Evet, burası güzergah olarak Ankara'ya en güvenli geçişin yapılabileceği hat olarak ortaya çıkınca belki de o hattan, Gey ve hattından en son gelenlerden birisi. Orada yola çıkan Mehmet Akif Ersoy, Emin'i, oğlu Emin'i alıyor. İşte Çengelköy'den Üsküdar'a, oradan Karacaahmet mezarlığına, oradan Trabzon vekili Ali Şükrü Bey'le buluşuyor. Onunla beraber Kısıklı üzerinden Alemdağ'a, oradan Baltacı çiftliğine, oradan İzmit'e, Kuvayi Milliye kafilesiyle yine Geyve'ye, oradan da demiryolu yoluyla daha sonra Eskişehir'den Ankara'ya gelecek. Ertesi gün zaten Mustafa Kemal Paşa bekliyordum diyecek. Mehmet Akif'in Ankara'ya geçişinin hangi şartların gereği olduğunu anlamamızın katkı sağlayacak bir başka olay daha var. Mehmet Akif'in sırf tam Ankara'ya geçtiği dönem içerisinde İtilaf Devletleri'nin özellikle tabii İngilizler burada Anadolu hareketini akim kılmak için bir fesat yaymak durumundalar. Yani Anadolu içerisindeki isyanları teşvik, Kuvayi Milliye'nin teşkilatındaki birliklerin bir kısmını bu asi hareketin üzerine göndermesi sebebiyle kuvvetini ikiye bölmek, üçe bölmek gibi bir planları var. Bunun için İstanbul'da o dönemde Damat Ferit Paşa hükümeti marifetiyle de bir takım kararların alındığını biliyoruz. Salih Paşa ile yakın zamanda yer değiştirmişlerdi. Epey bir tabii sık sık iktidar değişikliklerinin olduğu bir dönem. Akif'in çıktığı dönem için 3 takvim-i vekayenin 11 Nisan'da yayınlanan. Yani Akif Anadolu'ya geçiyor. Takvim-i vekayı da Padişah Hattı Hümayun'u, Damat Ferit Paşa'nın hükümetinin beyannamesi ve Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin Fetva-i Şerifesi diye
Efendim bu üç, bu nedir bu üçü? Anadolu hareketini asi bir hareket olarak tescil eden takvim vekayenin delilleri. Dolayısıyla bunun Ankara hükümetinin bu gelişmeyi çok önceden haber aldığı ve işte fetva var, Dürüzade fetvasına karşı bir karşı fetvadan bahsediyoruz değil mi? İşte evet. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi, efendim Kastamonu'daki müftülerin bir karşı fetvasını görüyoruz. Hilafet ordusu meselesiyle Kuvayi İnzibatiye gibi bir birliğin de oluşturulması İtilaf Devletleri'nin İngiliz fesadının dışında Anadolu hareketini bir bütün olarak toplamak isteyen efendim temsil heyeti ve müdafaa hukuk hareketini bölme girişimi olarak algılandığı için buna en iyi cevabı yine aynı şekilde verecek olan yani sırf harple alakalı değil, harbin dışında bir propaganda amacı ile de olsa toplumu doğru anlamda bilgilendirmek anlamında, irşad etmek anlamında da ya da tenvir etmek anlamında da heyetlere ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Ve Akif bu iş için zaten gönüllü Zağnospasa'daki oradaki konuşması Anadolu hareketinin Akif'in zaten bedenen değil de ruhen geçmiş olduğunu bize gösteriyor. O zaman bunu şöyle bağlayabilir miyiz hocam? Hem bu dönemde şehrimizi de milli mücadeledeki yerini görebilmemiz açısından Kastamonu ve İstiklal yolunun önemini, Mehmet Akif'in Kastamonu'ya ne zaman geldiğiyle ve vazifeli olduğu bu irşat encümeniyle bağlayarak bize kısaca anlatmanız mümkün müdür? Evet, tabii İstanbul'un işgalinden sonra en son Marmara'nın da artık kontrol altına alınması itibariyle Anadolu'ya geçişler için farklı güzergahlar kullanılacak. O gün, o dönemin şartlarında yani vapur ticareti ve taşımacılığı etkin, Karadeniz anlamıyla limanlar açısından söylüyorum. Belirli şeyler öne çıkacak. Bir, asayiş meselesi nakilde. İki, yol güzergahının şeyi, teknik emni, özellikleri. Efendim, bir de kısa ve kullanılabilir olması, yani ekonomik olması. Bu üçünün de çakıştığı nokta Kastamonu ve İnebolu hattı, işte Abana, Cide, buralardan da nakli yapıldığını biliyoruz. 1919'un işte sonundan itibaren 20-21, bu sene İstiklal yolunda işte 100. yılı diyoruz. Aslında geçen sene de 100. yılıydı. Bu yıl da 100. yılı. Birkaç yıl devam edecek. Gelecek sene de yani Mudanya mütarekesine kadar diyelim ya da işte 9 Eylül 1922 İzmir'in geri alınışına kadar, istirdadına kadar diyelim. İstiklal yolunda nakliye devam edecek. Çünkü 22 de hakikaten önemli bir şey. Bu hat önem kazanıyor. İstanbul'dan kaçırılan silah, cihabara, mühimmat. İstanbul'dan Anadolu'ya geçecek olan sivil ve askeri personelin geldiği güzergah. Yurt dışından Ankara hükümetine gelen bir takım kimseler, elçilik heyetleri, çok ayrıntıya girmeyelim. İşte Buhara ve Azerbaycan elçilik heyetleri bu güzergahtan İnebolu yoluyla gelip Anadolu'ya geçiyorlar. Öğrenci heyetleri geliyor. Osmanlı'dan kalan o şimdiki Erasmus programları gibi diyelim. Mesela Buharalı öğrenciler İstanbul'da okumaya geliyor. Hayat da bir yerden devam ediyor. Tabii onlar kalıyorlar, Kastamonu'da kalıyorlar. Kastamonu Lisesi'nde ağırlanıyorlar. Daha sonra İstanbul'a şartlar değişince gönderiyorlar. Bu sürenin olduğu bir dönem. Artı Anadolu'ya gelen yabancı gazetecilerin geldiği bir dönem. Doğu Cephesi'nin kapatılmasından itibaren Doğu Cephesi'ndeki mühimmatın, silahın, toplanabilen malzemenin de Anadolu'ya geçişinin olduğu bir dönem. Efendim, bunun dışında önce örtülü sonra açık Moskova Anlaşması'nın yapılmasından sonra efendim Sovyet yardımının olduğu bir dönem. Yine çeşitli vesilelerle Kuvayi Milliye'nin parasıyla dışarıdan ticaret satın alınan malzemelerin farklı bandıralı gemilerle Anadolu'ya geçtiği bir dönem. Efendim, ayrıyeten işte Türkistan'ın çeşitli destekleri var. Bunların geldiği bir hattan bahsediyoruz. Bakın
Bir sürü madde çıktı. Bütün bunlar dönenler, efendim, sürgünlerden dönenler var. Sürgünlerden dönenler var. Malta tutuklamalarından gelenler Anadolu'dan bu yoldan geçiyor. İstanbul'dan kaçırılanlar, tutuklanıp oradan Anadolu'ya geçenler buraya geçiyor. Bir isim verirsek daha iyi anlaşılır. Hamdullah Supi Bey diyorum. Abdülhat Nuri Bey, Yusuf Kemal Tengirşeh'in ağabeyi, efendim, Tehcir Komisyonu azalığı yapmış. Orada herhalde Seyir Sefer Sefahin İdaresi'nde falan da bulunmuş yetkili birisi. İlk tutuklananlardan Anadolu'ya geçiriliyor, kaçırılıyor. Kastamonu'ya geliyor. Burada yazılar yazıyor. Efendim, Doğu isimli bir dergi çıkartıyor. Daha sonra örneğin Malta dönüşünden sonra İngilizlerle bu esir değişimi meselesi de yine bu limandan yapılacak. Yani bu neyi gösteriyor? Stratejik bir liman, güvenlik meselesi tamam, Ankara'yla bağlantısı tamam, her şeyden önemlisi de Kastamonu, efendim, muhit itibariyle, halk itibariyle, efendim, Katip Çelebi'nin Türkmen kaidesi dediği Kastamonu, milli mücadele hareketinde hem asayişsizliğin olmaması hem de destek anlamında, işte kanı kollarıyla yardım anlamında bu güzergahı bir anda, efendim, parlatmış oluyor. Bu iki yıl, üç yıl, işte en son tekalifi milliye emirlerinin de toplanan malzemenin falan da geçmesiyle milli mücadelede Kastamonu önem kazanıyor bir anda. Ve Akif'le Kastamonu bağlantısına tabii gelirsek... İlşat Encümeni tabii Mehmet Akif beraber. Ersoy'un, biraz önce hocamız Boyabat'tan Akif'i hemşehrimiz yaptı. Evet, Akif Anadolu'ya ailesiyle geçtikten sonra ikamet ettiği yaklaşık 2 aydan fazla süre içerisinde kaldığı bir yer Kastamonu. Burayla bir ünsiyet edinmiş, bir karşılıklı dostluklar edinmiş... Vaazlar vermiş, şiirler yazmış. Kaldığı evde hatta şu anda müze olarak yanmış. Olacak inşallah. Yani inşallah müze olunur. Yani yeri belli, tescil edilmiş. Belli. Birkaç yerde kalmış. Aslında iki ya da üç yerde kalmış. Tabii çok ayrıntı olacak ama Akif Bey'in ilk geldiği zaman oğlu Emin'le geldiği için muhtemelen evi tutasıya kadar, ailesinin geleceği evi tutasıya kadar misafirlik ettiği anlaşılıyor. Muhtemelen Oluk başındaki ev o misafir olarak kaldıkları ev ama şimdiki mahalle tam hatırıma gelmiyor. Hepkebirler Mahallesi. Hepkebirler Mahallesi'ndeki yer ailesiyle evi tutup da yaşadığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda burada da ikamet etmiş birisi olarak Akif'i anmamız gerekiyor. Tabii Ankara'ya gelişince herhalde inşaat encümeni evet. Evet, hocam. Meselesi oluyor. İnşaat encümeni niye kurulur efendim? İnşaat encümeni hangi sebeplerle kurulur? Bu tartışılmış mecliste de efendim. Saffet Efendi diyor ki düşmanların yaptıkları propagandaları karşılık çıkarılan yerler var. Bu yerlerde halkı bilinçlendirmek lazım. Buranın diyor buradaki vatandaşlar nekaatteki hastalar gibidir diyor. Yani ruhları henüz, ruhlarını takvim etmemiz lazım. Takviye edilmezse diyor, buralarda fırsat buldukça buralarda hastalık tevarı çıkar diyor. Dolayısıyla inşaat heyetinin birinci görevinin propaganda ve karşı propaganda olduğunu anlıyoruz. Kuvayi Milliye'yi manevi anlamda tahkim etmek vazifesi var. İkincisi asayiş meseleleri var. Otoritenin olmadığı dönemlerde, mesela Kastamonu en asayişsizliğin en az olduğu yer diyoruz. Ama burada bir iki ufak tefek Boyabat güzergahında olmuş. İşte Daday yolunda bile bir iki yol kesme hadiselerinin olduğunu biliyoruz. Tabii bunlar Anadolu'nun diğer yerlerine, Düzce hattına, Bolu hattına göre, işte Safranbolu vakası var, oraya kadar geldiğini düşünürsek fesat hadisesinin o günkü tabirle çok münferit hadiseler bunlar. Dolayısıyla asayiş sorunu meselesinin de buradaki sevk edilen askerler ve asayişin sağlanmasıyla ilgili toplumun da takviye edilmesi lazım. Bir diğeri de diyor düşmanların işgali altındaki yerler var. İşgal altındaki yerlerde de
toplumu bilgilendirmek lazım. Oraya gidemezsek diyor, oradaki eşrafı, ayağını, aydınları, münevveri çağırıp onları bilgilendirmemiz lazım. Bakın ne kadar geniş bir düşünce. Profesyonel davranışlar. Profesyonel bir savaşın encümen. Sadece cephede kazanılmadığını, bunun yok. Arkasının da çok önemli olduğunu göstermesi onun için açısından Akif'e, önemli. Hatip Mücahit dememizin sebebi o. Cephe sadece namlunun ucunda değil, efendim piyadenin tabiriyle süngünün ucunda değil, bu tarafta hakikaten ayrı bir gereksinim de var. Niçin gereksinim var? Yani 6 asırlık bir Osmanlı Devleti'nin devlet geleneğinin, efendim toplumdaki algının, kültürün bu işgaller sürecinde, özellikle İzmir'in işgali bununla bir travma yaratıyor. Çünkü toplum bunu kabullenemiyor. Kale yana geliyor. Efendim, hatta İzmir'in işgali sırasında, mütareke sonrasında toplumu bilgilendirmek, teskin etmek, nasihat heyeti oluşturuluyor iki tane İstanbul'da biliyorsunuz. Bir Anadolu nasihat heyeti var, bir Rumeli nasihat heyeti var. Efendim işte Anadolu nasihat heyetinin başında, her ikisinde başında birer şehzade var. Abdurrahim Efendi'yi şehzade vermiş. Efendim bir takım o dönemin işte bürokratlarından değerli toplumda sözü karşılığı olan insanları da katmış. Ama ne diyor? İçişleri Bakanlığı'nın o zamanki dahiliye vekaletinin yazışmalarında, İzmir'in işgalinden sonra Anadolu Nasihat Heyeti Konya'dayken İzmir'in işgaliyle hakikaten Anadolu'nun bir şok yaşadığını söylüyor. Damat Ferit döneminde Ferit Paşa derhal trenle geliyorlar biliyorsunuz. Kimseyle görüşmeyerek derhal Haydar İstanbul'a gelinmesini söylüyor. Tabii nasihat heyetleri geçen sene Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı bu nasihat heyetleri basıldı. Kitap olarak basıldı. Sonuçları itibariyle de beklenen sonuçları anlamadı anlaşılıyor yani hükümet tarafından o günkü şartlarda. Bu Akif burada biraz önce saymış olduğumuz vazifeleri yerine getirmek için var. Hatırlayın Konya'da karışıklıklar var. Efendim Konya isyanı diyorlar. Belirli bir bölge bozkır. Buralarda otorite sorunları var. Meclis ilk defa zaten gittiği yerler oralar. Kastamonu'ya daha sonra gelmiş Mehmet Akif Ersoy. Teskin etmek için ahaliyi mecliste ilk defa, hatta Hamdullah Subi Bey var, Mehmet Akif Bey var, bir heyeti Konya'ya gönderiyorlar. Konya'dan Antalya'ya kadar, daha sonra Eskişehir'e kadar, Afyon dahil gittikleri yerlerde sohbet ede ede, efendim, Milli Mücadele Hareketi'ni anlata, ümitsizliği kıra kıra, öyle diyelim, toplumu tenvir etme vazifesini yerine getirdiklerini anlıyoruz. Tabii Kastamonu'nun önem kazanması, Düzce isyanı ve bunun Safranbolu'ya doğru yavaş yavaş da gelmekte olması burada bir hattın da tutulmasını gerekli kılıyor. Burada efendim Kastamonu ve Zonguldak Havalisi Kumandanlığı kuruluyor. Bu dönemde işte Mehmet Akif de irşat vazifesiyle Anadolu'ya geçecek. İzin alıyor tabii. Bunlar tarihleriyle tescilli. Yani meclise müracaat ediliyor. 7 Ekim'de izin alınıyor. Meclis Mehmet Akif Ersoy'u efendim 1,5 ay izinli sayıyor. Hatta bu süre geçmiş, daha sonra tekrar bir izin uzatma vazifesi olmuş. Akif Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya İnebolu'dan geldiğiyle ilgili böyle bir iddialı. Evet, evet. Yanılmıyorsam Nurettin Peker'in kitabında da en son gördüm. Öyle bir iddia var. Literatüre de öyle gelmiş ama Akif'in biz Ankara'dan Çankırı yoluyla geldiğini biliyoruz. Hatta gelirken de geldiği yerlerdeki yol güzergahındaki gerek köyler, gerek işte Çankırı, buralarda vazifesini icra ede ede geldiğini biliyoruz ki 19 Ekim'de Kastamonu'ya gelmiş Mehmet Akif Ersoy ama 15 Ekim'de Çankırı Büyük Camii'nde, Cami-i Kebir'inde orada bir vaazı var. O vaazının
bir cümleyle temasını diyelim. Önce hürriyet, sonra ibadet. Bunu işliyor Akif. Yani hürriyet varsa hürriyet olacak ki ibadet ondan sonra olsun. Esaretin ne zül bir şey olduğunu işliyor. Kendisi oradaki hutbesinde, orada hutbede diyor ki, vaazında diyor ki, epeydir cuma namazı kılmıyorum diyor. İstanbul'un demek ki esaret işgalini efendim payitahtın esareti olarak görüyor ve burada aranızda kılmak durumunda kaldım. Dolayısıyla buraları da methederek halkı tenvir ediyor. Bir Çankırı Milletvekili Tevfik Bey'in daha sonraki anılarından değerlenmiş. Cuma'dan sonra diyor askerlik şubesinin önüne halk askere gitmek için müdafaa cemiyetine dahil olmak için kuyruğa girdi diyor. Demek ki neden etkili bir hatip olduğunu da oradan biz anlamış oluyoruz. Evet, bu biraz da işi fakültemizin de uzmanlığı olan basın tarafına doğru da yavaş yavaş çekmek istiyorum. Şimdi Anadolu'daki halkın mücadele ruhunu diri tutmak kanaat önderlerinin çabalarıyla mümkün hale getirilmeye çalışılıyor. Mehmet Akif'in de Kastamonu'daki faaliyetlerini sizin anlattıklarınızdan bu minvalde değerlendirmek uygun olacaktır kanaatindeyim. Peki şimdi bu vazife milli şairimizin vaazları ve Açık Söz gazetesindeki şiirleriyle kendini nasıl gösteriyor hocam? Ben böyle bir soruyla devam etmek isterim. Yani bunu dört başlık altında şöyle ele alalım. Yani bir Akif'in Kastamonu'daki faaliyetleri diyelim biz. Bu faaliyetler içerisinde birincisi irşat ve tenvir faaliyetleri. Efendim yani vaazları. İlçelerde de vaazlarda bulunduğunu biliyoruz. Ama değerli toplu ilk vaazı Nasrullah kürsüsünde. Ki Nasrullah kürsüsünden diye bu vaaz yayınlanacak şeyde. Sebulur Reşat'ta. Ki Sebulur Reşat'ın Kastamonu'da çıktığı ilk sayıda 464 numaralı sayısında çıkacak. Bu arada onu ifade etmiş olayım. Tabii İnebolu yoluyla gelen Eşref Edip Bey. İnebolu yoluyla gelen Akif'in ailesi, hanımın çocukları. Hatta karşılamaya da gitmiş Akif buradan ama gemi yanaşamamış fırtınadan, birkaç gün beklemiş. O günün şartlarında öyle. Biz bunu Harf İnkılabı sırasında da yaşıyoruz. Gazete yazıyor ki matbaadan harflerimiz gelecek diyor. İşte İnebolu'ya muharip şeyimiz karşılamaya gitti diyor. Sonra gazetede bir haber. Fırtınadan dolayı işte Trabzon gemisi şeye yaklaşamadı ya da Samsun'a giden gemi direkt geçiyor demek ki. Dönüşte bir ihtimal. Çünkü mamlaların da oraya uzanması gerekiyor. Tabii onlar ulaşım. Liman tabii bitmemiş bir liman o zaman için. 100 yıllık bir liman macerası var İnebolu'nun. Bir ihtimal dönüşte diyorlar. Dönüşte de zaten tekrar duramazsa İstanbul'a geri gidiyor malzeme. Hırçın Karadeniz. Hırçın Karadeniz. Beklemişler. Tabii gelmeyince geri dönmek durumunda kalmış. Daha sonra çocukları geliyor. Evet. Eşref Edip Bey efendim Kastamonu'yla da bir bağlantısı olduğunu anlıyoruz Eşref Edip Bey'in. Onu da ifade edeyim burada. Tabii ki hocam. Darül Hilafe'de ki hocalık yapan, daha sonra o dönemde Kastamonu Belediye Başkanlığı da yapmış olan Hilmi Çoruk Bey var. Daha sonra milletvekili de olacak. Hilmi Bey'le de bir yakınlıkları oluyor ki bu bağlantılar da kullanarak geliyor. Sebulur Reşat'ın da klişesini alıp gelmiş. Onun için geldikten itibaren İstanbul dışında Anadolu'da ilk defa Kastamonu'da Sebulur Reşat yayınlanmaya başlıyor. Basın geleneği olan bir yer ya Kastamonu. Özür diliyorum hocam. Ona bir ilave de yapmış oluyor bu vesileyle. Klişeyi de hani belki izleyenler, bilmeyenler olabilir. Klişe başlığının hazır matbu şekilde baskıya verildiği şekli olarak da söyleyebiliriz. Onu da öyle yani, küçük bir not olarak söyleyelim. Yani 464, 465, 466. sayılar Kastamonu'da çıkmış. Onu ifade edeyim. 467. sayı İstanbul'da, Ankara'da çıkıyor. Çünkü buradan Akif'le beraber Sebulur Reşat da Ankara'ya gidiyor. Efendim, bu dört sayıda Nasrullah vaazı ve diğer üç vaazı, Nasrullah vaazı tam metin olmak kaydıyla verilmiş oluyor. Zaten 468. sayı da hocam bahsedecektir.
İstiklal Marşı'nın yayınlandığı Sebul Reşat'ın Ankara baskısı, yani o da 468. sayı, 17 Şubat 1921 tarihli nüshası olacak. Buradaki baskıların hemen hepsi bu vaazları neşriyat etmek, duyurmak yoluyla alınmış bir basılmış nüshalar olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka husus Açık Söz gazetesindeki şiirleri, bir başka diğer husus da İstiklal Marşı'nın Kastamonu'da yayınlanması. Kastamonu'nun Akif için ne derece önemli olduğunu bu İstiklal Marşı'mızın burada, bu 100. yıl münasebetiyle burada hatırlatmış olalım. Buraya göndermiş oluyor. O hususa da birazdan değinme imkanı buluruz, yanılmıyorsam. Vaazlarından işlediği konu, genel konu, vaazların isimlerinden de anlaşılacağı üzere efendim, Nasrullah Kürsüsü'nden ilk vaazı. Daha sonraki vaazı, tam Müslüman olmadıkça felah yoktur. Yani kurtuluşu İslam'a tam bağlılıkla ifade ediyor. Şiirleri de var. Müslüman yese düşmez diyor. Bu eş güdümlüdür bunlar. Açık söz değil mi? Tabii bir taraftan da şiirler yazıyor şiirler, ya. Hocam. Müslüman yese düşmez diye oradan şiir yazıyor. Yani fakat yine yese düşenleri görüyor ki, azınlıkta da olsa birkaç kişiyi görüyor ki, üçüncü vaazı ilçelerde olan vaazlarından yese düşenler Müslüman değildir diye kesin bir sınır koyuyor. Keskin bir ifade. Evet. Burada da yeis küfürdür diyor konuşmalarında. Yani bu kapıdan, bu yeis kapısından mümkün mertebe Anadolu Türk'ünü, Müslümanını uzaklaştırmak istiyor bu tarafa doğru. Yani bir manevi takviye ediyor. Daha sonraki son vaazı da Müslümanların terakkileri, yani ilerlemeleri İslam'a sarılmalarına bağlıdır diye bu başlık altında yayınlanmış oluyor. Ne zaman? 19 Kasım ile 3 Aralık 1920 tarihler arasında. Fakat Akif'in geldikten sonraki ilk vaazının 19 Kasım 1920 Nasrullah vaazı olduğunu biliyoruz. Aslında temennimiz orada meydanda efendim Mehmet Akif'le ilgili bir düzenlemenin yapılması, bu sene İstiklal Marşımızın 100. yılı münasebeti olması sebebiyle aslında zaruri. Belki içeride, tabii Anıtlar Kurulu ne der, izin alınır alınmaz bilemiyorum ama Nasrullah Camii'nin içerisinde Zaunos Paşa'da görüyoruz değil mi mesela? Orada evet. Mustafa Kemal Paşa'da bulunmuş. Orada bir tabelayla camide şu tarihler arasında ziyaret edildiği söyleniyor. Burada böyle bir şey yok. Nasrullah'ta Mehmet Akif'le ilgili hiçbir işaret yok. O zaman bu işareti, buradan bizi dinleyen evet, yetkililere yani bu işareti bir şekilde koymak lazım. Bunu İçeride olmaz. İletmiş olalım. Çünkü çok ziyaretçi olmaz. Alıyor Nasrullah Camii. Tabii onun için geliyor insanlar. Soruyorlar. Gelen bu Akif, Nasrullah meydana deyince Akif akla geliyor. Orada bir işaret iz koymak durumundayız. İçeride uygun olmazsa dışarıda da olabilir. Bunu da buradan bu vesileyle aklımıza düşmüş oldu. Hatırlatmış olalım. Bir taraftan dedik vaazları. Tabii Açık Söz gazetesi var. Evet. Milli Mücadele döneminin en ehemmiyetli gazetelerinden birisi. Sivas Kongresi'nden sonra çıkmış bir gazete değil. İzmir'in hemen işgalinden sonra 15 Haziran tarihinde çıkmış bir gazete. Henüz daha Kastamonu Kuvayi Milliye'ye dahil olmadan, müdavimlik cemiyeti teşkil edilmeden. Yani bu şu demek. İrade kullanmanın zor olduğu bir dönemde yayınlanmış bir gazete. Muhtemelen tabii İzmir'in işgalinden sonra Ahmet Talat Onay geliyor buraya. Bir takım gazeteci kimliğiyle temayüz etmiş insanlar var. Burada Osmanlı bakiyesi kalan bir basın geleneği de var. Çünkü vilayet merkezlerinde vilayet merkezi, önce kurulmuş olan matbaalar buna... Tabii mizah gazeteleri var, dergiler var. Bir geçmiş dönemden gelen bir gelenek var. Matbaa da bunu tetiklemiş doğal olarak. Burada hemen Açık Söz çıkıyor. Açık Söz'ü bu anlamda bir yere koymamız lazım. İşte hakimiyeti milliye Ankara'da neyse, efendim irade-i milliye Sivas'ta neyse, Albayrak neyse, İstiklal, işte milli mücadelede Konya'da daha sonra babalık olacak Türk sözü neyse. Sonra Afyon'da öğüt gazetesi. Evet, burada da Açık Söz'ü buraya yerine hakkını vermek lazım. Tabii Hüsnü Bey'i de burada rahmetle analım. Oradaki Açık Söz yazıhanesinde Mehmet Akif, Fin'de vaazlar ve
şiirleri haricinde, gazete şiirleri haricinde sohbetler yaptığını, oradan da faaliyetin yürütüldüğünü görüyoruz. Çünkü orası Milli Mücadele'nin karargahı. Çünkü 24 Ocak 1920'den itibaren Kastamonu Gençler Kulübü de kurulacak. O gençlerin de efendim tenvire ihtiyaçları var. Mehmet Akif bu süreç içerisinde o altyapıyı da sağlamış olan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Şiirlerinden birer cümleyle bahsetmek tabii istiyorum, hocam. Müsaade buyursanız. Çünkü ilk şiiri Kıraasının Rüyası. Bu şiirin özelliği efendim ilk defa açık sözde basılmış olması. Safahat'a daha sonradan girmiş bu şiir. Efendim Asım adlı eserin bir bölümü olarak tasarlamış Mehmet Akif. Efendim hiçbir yerde yayınlanmadan önce açık sözde yayınlanıyor. Şiirden ziyade böyle uzun bir şiir bir rüyayı anlatıyor. Efendim bir ağanın efendim bir Ramazan günü sıcak bir havada yolculuğa çıktığını rüyasında. Rüyasında işte bu yolculuk sırasında bir hayvana bindiğini ama hayvanın kimliğin ne olduğunu bilemediğini, efendim nereye gittiğini bilemediğini, geçtiği yol neresi olduğunu hatırlayamadığını anlatan çok güzel bir şiir. En nihayetinde de işte bir karartı gördüğünü, onun ne olduğunu bilmediğini, kendisine bu rüyasını yorumlayan hocanın da sonunda uzatma sen buluyorsun belanı ama o da aynı ifadeyle cevap vererek o da tabii müphem konuşuyor. Buluyorsun ama kim bilir ne zaman bahara mı, kışa mı, yaza mı gibi böyle biraz aslında kamuoyunu kendisine çeken ilk şiiri için efendim herkesin dikkatini oraya çeken bir şiir olduğunu anlıyoruz Akif. Bu şiiri. Onu da belirtelim. Marif Nazırları'nın Emrullah Efendi'den dinlemiş bunu zamanında bu fıkrayı. İkinci şiiri Köse İmam'ın Dertlerinden. İşte bu ikinci şiirinde Mehmet Akif. Tabii ilk şiiri o 5 Kasım 1920'de yayınlanıyor. Açık sözün 92. O biz aslında şeyi de gösteriyor değil mi hocam? İşte Sefahat'ın hocamın söyledi 1910'dan sonra yayınlanıyor ama bu daha sonradan giriyor. Yani parça parça. Çok enteresandır. Kitabının ismi gibi kitapta safa safa oluşuyor. Evet. Bu anlamından da hani şairliğinin büyüklüğünü de göstermesi açısından bir örnek olarak kesinlikle sunulabilir. Kesinlikle. Köse İmam'ın Dertlerinden adlı ikinci şiiri efendim 8 Kasım'da 3 gün sonra yayınlanıyor. Peyderpey yayınlanmış zaten. 7 şiir var. 8. şiir de 21 Şubat 1920 tarihli İstiklal Marşı olacak. 21 tarihli İstiklal Marşı olacak. Yani aslında İstiklal Marşı niye Kastamonu'da ilk yayınlanıyor dendiği zaman Akif zaten düzenli şiirler gönderiyor Kastamonu'ya. Yani burada yayınlanıyor. Evet. Gittikten sonra da İstiklal Marşı'nı göndermiş oluyor. Bununla da bağlantılı düşünülebilir. Tabii bu Köse İmam'ın Dertlerinden adlı şiiri farklı bir üslup. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine atıfta bulunarak yani aslında o klasik dönemin şuurunu efendim asabiyetini, millet olma efendim özelliklerini yeniden gündeme getiriyor. Yani titreyin kendinize dönün diyor. Efendim. Bilge Kağan'ın adeta taşlara kazıdığı yukarıda mavi gök çökmedikçe, aşağıda yağız yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir ifadesi gereği burada milletin aklının başına gelmesi vurgusu yapıyor. Aslında bu açıkça milli mücadele hareketini uyandırma vazifesini burada işliyor. Üçüncü şiiri hemen 3 gün sonra 11 Kasım'da yayınlanmış. Tabii o dönemde açık söz 2 defa çıkıyor haftada bunu belirtmiş olalım. Bu sebeple tarihler bu şekilde oluyor. Bu ey Müslüman, efendim işgallere karşı karşıya kaldığından habersiz olmanın vurdum duymazlığından yakınıyor burada. Ve Müslümanlığın birinci şartı uyanık olmaktır diyor. Yani onun için uyumamayı ifade ediyor. Dördüncü şiiri Umar Mıydın? Bu da 15 Kasım 1920'de yayınlanmış. 95 sayısı da açık sözün.
Daha sonra tabii Sefahat'ta 7. kitap Gölgeler'de 3. şiir olarak yer almış bu. Alıyormuş efendim. Sebil-i Reşat'ta da çıkmış. Burada bu şiirinde Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bahsi geçen emr-ül bil maruf nehyül anil münker, iyiliğe yönelme, kötülükten sakındırma. Buraya bu göreve işaret ediyor. Müslümanların başına gelen belanın takva sahibi olamamaktan kaynaklandığını ifade ediyor ve inanç vurgusu yapıyor. Zaten bir sonraki şiirden de yese düşülmesin. Beşinci şiirinde de yeis küfürdür diyor. Yeis küfürdür. Şimdi hatırıma geldi. Nasrullah Bazı'nın içerisinde geçen bir bölüm, çok bahsetmedik ama Bazı'nın içeriğini şimdiki gibi tamamen dini bir içerik gibi düşünen izleyicilerimiz olabilir. Bazı'nın %50'sinden, 50'si civarında diyelim, metin burada. Efendim, hemen gösterebiliriz hocam. Mustafa Eski hocamız, eğitim fakültemizden emekli, değerli hocamız. Sebul-i Reşat nüshalarından yola çıkarak Milli Mücadele'de Mehmet Akif Kastamonu'da adlı yayınlamıştı bunu. Bu ikinci baskısı. 2008'de yayınlanan bir ikinci baskısı. Onu da ifade edelim. Yine bizim tarih bölümü mezunlarımızdan Erdal Arslan öğrencimiz, yüksek lisans öğrencilerimizden ve emekli kaymakamlardan Kastamonu'lu Metin Boyacıoğlu'nun birlikte hazırladıkları Mehmet Akif'in Kastamonu Günleri diye yine aynı şekilde şöyle, aynı içeriği ele alan şiirlerin de burada bulunduğu bir başka eser. Orada da geçecektir. Sevr Anlaşması'na ayırıyor Mehmet Akif konuşmanın içeriğini. Sevr Anlaşması'nın nasıl bir paçavra olduğunu, daha doğmadan nasıl öldüğünü, anlaşmanın tek tek maddelerine girerek işgallere değiniyor. Milli sanayinin ye bahsediyor. Üretimden bahsediyor. Kapitülasyonlara uzun uzun vurgu yapıyor. Boğazlar bunların hepsini tek tek işliyor ve aslında Mehmet Akif'in bir Sevr Anlaşması'nın maddelerini orada cami cemaatine anladım, bunun ne denli kötü bir anlaşma olduğunu oradan anlatmaya çalıştığını biliyoruz. Ve birlik mesajını da verirken şunu söylüyor. Kitapta vardır. Ey cemaat, şimdi karşımızda safla duruyorsunuz, ne güzel. Ama namaz bitip de Akif'in tabiriyle pabuçlarınızı koltuğunuzun altına kıstırıp camiden çıkınca birbirinize kayıtsız kesiliyorsunuz, bigane kesiliyorsunuz. Şunu diyor, bize birlik camilerin dışında da lazım. Zaten onu vurgulamak istiyor Mehmet Akif Ersoy. Evet. Yeis küfürdür. Burada artık yeis yok başlığıyla yer alan şiiri efendim Safahat'ın 7. kitabında bu. Gölgelerde yeis yok imiş başlığı açık sözde yeis küfürdür diye yayınlanıyor aynı şiiri. Yani yeis yok ismi yeis küfürdür döneme göre yeniden onu belirlemiş oluyor. Bir Mevlid-i Nebevi gecesi dolayısıyla efendim pek hazin bir mevlid gecesi adıyla bir şiiri yayınlanıyor. En son 7. şiiri de Ey Cemaat Uyanın efendim. Ey Cemaat Uyanın başlığı ile bu şiir Safahat'ta Süleymaniye kürsüsünde yer alan bir şiir. Efendim. Müslümanların Anadolu'da hep birlikte uyanarak kıyama davet eden bir şiir. Yani Anadolu Türklüğünü efendim tek bir çatı altında yekpare Milli Mücadele Hareketi için uyanışa davet edecek. İslam'ın ve Yahya Kemal'in galip et bu son ordusudur İslam'ın dediği Müslüman Türk milletini Akif de aynı şekilde cemaate yalvarıyor. Diyor ki etmeyin bu şiirinde. Memleketin hali fenalaştı. Gelin, gelin Allah için olsun ki zaman buhranlı. Perdenin arkası Mevla bilir ama kanlı. Siz ki son lemai ümidisiniz İslam'ın diye Yahya Kemal'le aslında aynı şeyi söylüyor. Ve tek tek örnekler de veriyor. İşte Fas gitti, Cezayir gitti. O meşhur beyti burada ifade edelim. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sildiremez. Aslında mesajlarında Mehmet Akif'in birlik mesajı, Milli Mücadele Hareketi'ne destek efendim ve
olumsuz durumları ortadan kaldırmaya dönük manevi tahkim faaliyetinde bulunmak için burada olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar Cevdet Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, İstiklal Marşı'nı yazdıran süreci, Mehmet Akif'e bu duyguyu yoğunlaştıran süreci bize biraz tarif edebilir misiniz? Yani milli şairimiz neden bu marşı yazmak zorunda kaldı? Evet, tabii geniş bir konu. Neden geniş? Çünkü Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine gitmek gerekiyor bu soruya tam cevap verebilmek için. Şöyle özetleyelim. Dünya tarihini böyle yakından kaleme alıp da bu işin uzmanı olan yerli, yabancı bütün tarihçiler Osmanlı Devleti'ni dünyanın gelmiş geçmiş üç büyük imparatorluğundan biri sayarlar. Üçüncü sıraya koyarlar. Birincisi, daha doğrusu ikinci sıraya. Birincisi Roma'dır. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu. Üçüncüsü de Büyük Britanya İmparatorluğu, İngiltere merkezli falan. Şimdi böylesine büyük bir devlet 600. yılına doğru giderken ne oldu da hemen hemen bütün topraklara İstanbul dahil işgal edildi. İşte asıl hikayemiz buralarda başlıyor. Yani Osmanlı Devleti yöneticileri veya onun altındaki bütün birimler dünyayı takip etmede ister istemez yetersiz kalmışlar. Ha, ellerinden geleni yapmışlar mıdır? Bakıyoruz, her türlü yeniliğe açık Osmanlı padişahlarımız var. II. Mahmut, ondan önceki 3. Selim, Abdülmecitler, Abdülazizler, yani padişahları da eleştiremiyoruz bir taraftan. Bakıyoruz her şey yapılmış ama dünya çok hızlı gidiyor ve sömürgeleştirme faaliyetlerine, sanayileşme hamlelerine Osmanlı'nın yetişmesi gerçekten çok zor. Çünkü bütün dünya ile tek başına rekabet eden bir İslam imparatorluğundan bahsediyoruz. Karşı tarafta İngiltere İmparatorluğu var ki topraklar üzerinde güneş batmıyor. Rus Çarlığı var, Japon denizinden Avrupa'nın ortalarına, bizim Kafkasya'dan İran'a inmiş. Doğu Anadolu'ya girmiş, Erzurum'a kadar işgal etmiş. Nene Hatunlar işte, rahmetli analım, yeni yıl dönümüydü vefatında herhalde. Şimdi böyle bir ortamda Osmanlı Devleti bu kadar büyük devletle Fransa'yı, İtalya'yı yeni ortaya çıkmış, Almanya'yı saymıyoruz bile artık. Yani bugün dünyanın gelmiş geçmiş, geçmiş demeyeyim de yani şu anki durumuyla beş büyük devleti hangileridir diye saysak herkes benzer devletleri sayar. O dönemde de mutlaka İngiltere'yi birinci sıraya, Çarlık Rusya'sını ikinci sıraya, sonra Fransa'yı, sonra Almanya'yı ve diğerleri. Peki hepsine karşı tek bir İslam İmparatorluğu ne kadar direnebilir? Ne kadar nüfusu dayanabilir? Leventler işte Türklerden yazılıyor, Akıncılar Türklerden yazılıyor, Tımar Türklerin üzerinde. Gayrimüslim vatandaşlarımız efendim devlet dairelerinde biraz daha iyi işlerde çalışıyorlar, daha zengin oluyorlar, sanatla, ticaretle, zanaatla uğraşıyorlar. Türk nüfusu eriyor, Anadolu nüfusu eriyor ve biz Birinci Dünya Savaşı'na biraz yetersiz imkanlarda girmiş oluyoruz. Aslında Almanya ile olan işbirliğimizle gerçekten devasa büyük toplar getirilmiş, demir yolları yapılmış, para yardımı, subay yardımı yapmışlar Çanakkale'de. Almanların desteğini elbette inkar edemeyiz ama Türk süngüsü sayesinde tabii biz Çanakkale Zaferi'ni ve diğer zaferleri kazandık. Buna rağmen bütün bizim müttefikimiz olan devletler yenik sayıldıkları, savaştan çekildikleri için 1918 Ekim'e geldiğimizde Osmanlı Devleti tabiri caizse mahallenin tek kabadayısı tarzında nereye kadar savaşı götürebilir? Bütün dünyayla savaşabilecek durumda değiliz. Bugün de hiçbir devlet bunu yapamaz. Yani Amerika diyelim, hani meşhur bir örnek olduğu için, bütün dünya devletleriyle şu anda savaştığını düşünün. 3 ay, 6 ay dayanabilir. Zaten böyle bir işe de girmez. Bu manada Osmanlı Devleti'nin çöküşü, parçalanması ve bütün topraklarının İstanbul dahil işgal edilmesi aslında İstiklal Marşı'na doğru bizi götürdü. Çünkü istiklalimizi kaybettik. İstiklalimizi kaybettiğimiz için de fikir akımları vardı. Daha toprak kaybetmeye başladığımız günlerde ortaya çıkan İslamcılık, ümmetçilik, batıcılık, efendim Türkçülük, Turancılığa doğru iş gitti. Ve nihayet Türkçülükte karar kılan devlet adamlarımız, subaylarımız durumdan vazife çıkarttılar. Çünkü Arap kardeşlerimiz yeterli desteği vermediler. Özellikle ileri gelen aşiretler, ileri gelen onların beyleri diyelim. Afrika'dan yardım alabilir miydik Afrika İslam devletlerinden? Bakıyoruz haritaya, özellikle gençlerimiz falan hayal etsinler haritayı. Bağımsız bir devlet yok ki Osmanlı'dan başka. Afrika'da bir İslam devleti yok. Yok. Hindistan yok.
İngiliz işgalinde. Orta Asya'daki bütün hanlıkları Ruslar ve Çinliler ve İngilizler, Afganistan'a kadar İngilizler, Ceyhun Nehri'ne kadar da Ruslar işgal etmişler. Aralarında paylaşmışlar. Doğu Türkistan dediğimiz bugün meşhur maalesef Uygur soydaşlarımız büyük maalesef baskı ve zulüm altındalar. Onları da Çin o yıllarda işgal etmeye başlamış. Kafkasya elimizde değil, Balkanlar elimizde değil, Edirne bile yağmalanmış böyle bir ortamda. O zaman bağımsızlığımız 1918 Mondros mütarekesiyle tescillenmiş oluyor. Çünkü silah bıraktırıyorlar bize. Doğuda herhangi güvenliğimizi tehdit eden bir coğrafya olursa diyorlar, bir olay olursa, 7 vilayeti, yani bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu topraklarının tamamını, çünkü vilayet dediğimiz Sivas vilayeti Anadolu'nun neredeyse dörtte biridir. Bir dönem Samsun'da Sivas vilayeti. Erzurum vilayeti dediğimiz zaman bugün 7-8 tane ili kapsıyor. Yani Anadolu'nun her tarafını, hocam da bahsetti, İzmir dahil işgal edince artık Mehmet Akif gibi münevverler, vatanseverler, mücahitler, efendim halkı zaten ikna etmeden böyle bir olaya girişilemeyeceğini dönemin devlet adamları ve subayları biliyorlar. Neden halka iniyor? İşte önemli vaizlerini görevlendiriyorlar, şairleri görevlendiriyorlar. Halkı ikna etmeniz lazım. Halk dediğimiz ne? Urfa işgal altında. Oradan bir yardım alma şansımız yok. İstanbul'u değil. Kurtaramayız. Adana, Antep, Maraş, buralar. Bütün güney hattı Konya'ya kadar, Konya'nın güneyine kadar, İzmir, iç Afyon'a kadar, Trakya'nın tamamı, İstanbul'un tamamı. Şeyden Adapazarı, Kocaeli'nden başlıyoruz. Bizim Bolu'nun belki Kastamonu'ya yakın yerlere kadar yerel ayaklanmalar çıkarttırıyorlar. İngilizler çıkarttırıyorlar bunu ve diğer dış güçler diyelim. Ama halk da kafası karışık. Halife Efendimiz'i kurtaracağız diye isyan ediyor. Efendim İngilizler işgalci değildir diye isyan ediyor. Asıl diyor problem Ankara'da yeni oluşan güçtedir diyor. Çünkü bunlar hain, zalim, ne bileyim. Çünkü o dönemde damat Ferit Paşa'nın hani Anadolu'daki hareketlere karşı elimizi İngilizlere karşı zayıflatıyor gibi bazı söylemleri olduğunu da biliyoruz. Evet, evet. Bunun da halk üzerinde etki etmesi bekleniyor. Ve şöyle bir liste oluşturursak bakın İstiklal Marşı kaleme alınmadan önceki 8-10 aydan bahsetmek istiyorum. Çok kısa liste halinde bahsedelim. İstanbul'un işgali Mart 1920. Evet. İstiklal Marşı'ndan tam bir yıl önce. Nisan'da meclis feshediliyor İstanbul'da. 15 gün sonra Ankara'da yeni bir meclis açılıyor. Ve hemen İstanbul Hükümeti Merkezli Anadolu'da ayaklanmalar başlatılıyor ki şöyle bir sayalım. Bolu Düzce Hendek Adapazarı isyanı, Ahmet Anzavur isyanı, efendim Milli Aşireti isyanı Güney Urfa'da, Kuvayi İnzibatiye isyanı, efendim Ermeni İntikam Alayları isyanı ki çok uzun süre devam edecek bunlar. Evet. Sevr imzalanıyor o arada bir de bu isyanlara evet. Cesaret alarak, isyanlardan cesaret alarak çünkü işi bitirdiklerini evet. zannediyorlar. Sevr haritasına bakıyoruz. Kastamonu'dan Konya'ya kadar, Yozgat'tan ne diyelim hocam işte Bolu'ya kadar olan evet. hat elimizde kalmış oluyor bu Sevr Anlaşması'na göre. Yani böyle bir anlaşmanın kabul edilmesi mümkün değil. Ölü doğmuş oluyor. Vatansız kalın demek gibi bir şey bu ya, Türkler yani, o dönemde. Onu da yaşatmayacaklar zaten. Tabii, o da. Ankara, Çankırı, Kastamonu'da ne kadar direnebilir Türk milleti? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra zaten kendiliğimizden yalvarmaya başlayacaktık onların hesaplarına göre. Ve Hıyanet-i Vataniye kanunları çıkartıldı. Bu isyanları bastırabilmek, savaş kaçaklarını cezalandırmak, istiklal mahkemeleri kuruldu, firari kanunu çıkartıldı. Bunlar hep İstiklal Marşı'nı yazmadan ya 3 ay önceki olaylar, hani hepsini tarih vermeyeyim tek tek. Yozgat isyanı mesela Ekim 1920, Afyon isyanı, Konya isyanı Ekim 1920. Mehmet Akif'in Kastamonu'ya geldiğinde Anadolu'da affedersiniz kan gövdeyi götürüyor. Hocam, Yunan vahşetinden dolayı değil. İlave yapayım. Buyurun hocam. Hocama. Mehmet Akif, biz hep farklı farklı baktığımız için meselelere Akif'i konuşuyoruz. Şimdi İstiklal Mahkemelerini konuşsak onun tarihi de aynı o tarihe gelecek. Evet. Akif'le aşağı yukarı aynı dönem İstiklal Mahkemesi de Kastamonu'da aynı tarihte geliyor. Onun heyetleri de Mine Meclis tarafından seçiliyor. İrşat heyeti var, İstiklal Mahkemesi heyeti var. Bunlar da asayiş meseleleri için bölgelerde bulunuyorlar. Yani çok yönlü bir mücadeleden bahsediyor. Haritaya tek parça halinde, bir bütün halinde eğer yaklaşırsak biz İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini, Mehmet Akif'in neler çektiğini, neler hissettiğini anlayabiliriz. Pontus isyanı var, Aralık 1920. Yani İstiklal Marşı yarışmasının başladığı günlerde Pontus ayaklanması, diğer saydığım ayaklanmalar. Bir de daha da ilginci, bizim isyanları bastırmakta görevli olan Demirci Mehmet Efe ile Çerkez Ethem milis kuvvetleri de ayaklanıyorlar.
Yunanlılarla işbirliği yapıyorlar. Ve biz Aralık'ın sonu Ocak ayı boyunca biz Çerkezetem ayaklanmasını bastırmakla uğraşırken Batı Cephesi Kumandanlığı İsmet Paşa'nın organizesinde, liderliğinde bir taraftan Çerkezetem'le uğraşıyoruz. Diğer taraftan 1. İnönü Muharebesi'ni yapıyoruz. Vermeye ve ikisini de zar zor da olsa kazanıyoruz. Bizim ilk ciddi zaferimizdir. Ermeni zaferini saymazsak yani Batı'daki ilk ciddi zaferimizdir. Çünkü bu saydığım süreçte Kazım Karabekir Paşa merhum Doğu'da Ermenileri dize getirerek Gümrü Ateşkes Anlaşması'nı imzalamayı başarıyoruz. İşte 3 Aralık 1920 ve Doğu Anadolu'yu kurtarıyoruz. Bu sayede Rus desteği biraz başlıyor. En azından seslerini çıkartmıyorlar Ruslar. Zaten onlar da can derdine düşmüşler. Bütün Mehmet Akif bunları biliyor, duyuyor, her gün haber geliyor. Düşünsenize Ankara'daki meclis nereden vergi alacak? Bakın vatandaşlarımız hiç bu gözle yaklaştılar mı olaya? Bir tarihçimiz birkaç ay önce bir şey paylaşmıştı. İşte yedi düvele karşı savaşmışız, hikaye, Kurtuluş Savaşı diye bir şey olmamıştır tarzında. Yani gerçekten utanç duydum söylemekten bile şu anda hicap ettiğim. Dile getirmemiz bile galiba doğru olmayacak hocam. Şimdi istiklal mücadelesinde nereden vergi alacak hükümet? Nereden asker toplayacak? Bunu hiç düşündük mü? Merminin silahın herhalde inmediğini yani Yunan ordusunu küçümsüyoruz. Biliyoruz. Arkasındaki İngilizleri, Fransızları küçümsüyoruz. İtalyanları küçümsüyoruz. Güzel. İstanbul hükümetinden fayda yok. Bütün Güneydoğu işgal altında, vergi gelmiyor oralardan. Erzurum tarafından belki Kazım Karabekir Paşa'nın zaferinden sonra bir şeyler olacaksa olacak. Batı Anadolu'dan vergi gelme ya da asker toplama şansın yok. Herkes can derdinde. Sinop, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Konya hattını düşünün. Bir de Yozgat'tan ki oralarda ayaklanmalar çıkartılıyor. Bolu hattını düşünelim. Yani şu anki Türkiye topraklarımızın 800 bin kilometre karenin biz 150 bin kilometre karesindeki nüfustan o da belki 2 milyonu geçmiyor. Bir evet. Miktarda işte Topal Osman'ın Karadeniz'de sükûnu sağlamasından dolayı. O da Pontus isyanlarından dolayı oradan pek milis kuvvet kaydırma şansı yok. Çünkü gerçekten kalabalık kuvvetler toplamışlar Rumlar. O yüzden konuyu uzatmayalım. İstiklal Marşı'nın yazıldığı günlerde biz birincinin muharebesini yaptık ve kazandık. O psikolojiyle yarışma devam ediyordu ama Mehmet Akif Ersoy henüz marşı yazmış değildi. Peki evet. Ona o zaman araya girerek sorayım. Evet. İstiklal Marşı'nı yazmasını, teklifini kim götürdü? Şimdi Kastamonu'ya yolculuğa çıktığında Hamdullah Supi Tanrı Över olsun, İsmet Paşa olsun, diğer Rıza Nur olsun şunu tartışıyorlardı kendi aralarında. Ya her ülkenin bir marşı var. Biz yeni bir ordu kurduk. Düzenli orduya yeni geçtik. İşte İnönü Savaşı daha kazanılmamış. Ne olacağı belli değil. Ermenilerle Gümrü Anlaşması imzalanmamış. Ne olacağı belli değil. Yani İstiklal Marşı'nı masaya yatırdıklarında daha Türkiye Cumhuriyeti yok. Düzenli ordu kurulalı 3 ay olmuş. Böyle bir atmosferde bir marşa ihtiyaç hissediyorlar. Bir bağımsızlık marşı, belki bir cesaret marşı. Halkı bilinçlendirecek, cesaret ruh aşılayacak. Ve devlet marşı olmuş olacak bu aynı zamanda. Yeni kurulan devletin de adını koyamadığımız daha yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti deyip geçiyoruz o günlerde. Adı belli değil. O yüzden bunu sembolleştiren bir marşa ihtiyaç var ve ödül verelim diyorlar. İşte nereden akıllarına geldiyse aslında marş pek mantıklı değil. Bir başka boyutu da şu, sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Osmanlı Devleti'nin de bir bağımsızlık günü ve milli arayış meşrutiyet döneminde başlıyor. Malumunuz Osmanlı'da sultanların marşları var. O tahtı süresince okunan marşı var. Bu millet ve orduya ithaf edilmişse de efendim bu marşın yani istiklal marşımızın hakimiyet bila kaydı şart milletindir. O 21'deki anayasa hazırlığı da var. Onunla beraber düşünmek lazım. Teşkilat yani marşın kabul edilmesi aslında Osmanlı saltanatının bitişini de tescil eden bir marş, dolaylı yönden. Biraz önce Kösa Memon dertlerinden dedik, Osmanlı kuruluş yıl döneminde öykünme var. Öykünme niye olur? Aslında yıkılış döneminde kuruluş asabiyeti gündeme geliyor. Hey gençlik deriz ya bazen işte. 1913'ten itibaren Osmanlı'da istiklal bayramı arayışları var. Osmanlı kuruluş yıl dönümü kutlama. Milli bir gün arayışı var. Milli resmi bağımsızlık günü arayışları var. Aslında o sürecin de tartışılan dönemin milli mücadele dönemi ve 20'lere geldiği zaman gündemde olduğunu görüyoruz.
aslında tam da yerine konmuş oluyor. Yani üniter devletlerin doğuşu. Evet, bununla da alakalı yani toplumsal, sosyal, psikolojik altyapısı da var yani. Bunu da yeni bir, o zaman milli kimlik, yeni bir milli devlet, yeni bir marş. Hepsini birleştirebiliyoruz hocamın bahsettiği üzere. Şimdi Mehmet Akif Kastamonu'ya geldiğinde yarışmayı duyuyor elbette. Haber ulaşıyor, Ankara ile haberleşiyor ama yarışmaya iltifat etmiyor. 500 altın ödülü var, 734 şiir toplanmış ama hiçbirini marş olmaya uygun bulmuyorlar. Bu arada Mehmet Akif 24 Aralık'ta değil mi hocam? Evet. Ankara'ya geri dönüyor faaliyetlerini bitirerek. Ve bir gün Burdur mebus olarak mecliste otururken çalışmalarda Hasan Basri Çantay yanına geliyor. Elinde bir kağıt kalem, böyle şiirsel bir şeyler kaleme alıyor. Mehmet Akif dayanamıyor, şöyle göz ucuyla bakıyor, şiir yazıyor resmen. Tabii cümleler biraz amatör. Ne yapıyorsun diyor işte Hasan Basri'ye. Şiir yazıyorum diyor, İstiklal Marşı yarışması devam ediyor diyor. Ben yazacağım bunu artık diyor, iş başa düştü diyor. Ya sen diyor şiirden anlamazsın ki, hele hele böyle bir marşı nasıl yazacaksın diyor. Hasan Basri de taşı gediğine koyuyor, alıyor kağıdı kalemi. Evet diyor, ben yazamam diyor. Bunu sen yazacaksın diyor, büyük işte millet şair olarak. Ama diyor ödül var, ben bu işlere girmem, baştan söyledim. Hayır diyor, ödül müdür kalmadı, kaldırdılar. Bunu sen yazacaksın diyor ve Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da işte Ulus civarında, bu Saman Pazarı mı diyoruz, evet, o tarafa şimdi. Taceddin dergahında bir rivayete göre 48 saatte, bir rivayete göre 3-4 gün içerisinde şiiri yazıp teslim ediyor. Benim şahsi kanaatim, bunu da dile getiriyorum bazı yerlerde bilinsin diye, Mehmet Akif Taceddin dergahında kaleme döküyor şiir sadece. 48 senenin. Şöyle, zihninde Kastamonu'daki şiirlerinden, konferanslarından, vaazlarından zaten şiir hazır, yarışmadan haberi ver. Bir gün bana kendisine geleceklerini biliyor zaten. Mütevazılığından dolayı belki de dile getirmemiş bunu. Zaten yeisten bahsediyor, korkmayın diyor. İstiklal Marşı neyle başlıyor zaten? Korkma. Korkma diyor. Dolayısıyla bu şiiri teslim etti ve Türk ordu karargahlarına gönderildi. Daha İnönü savaşı yeni yapılıyor. Cephede şiirler okundu ve Mehmet Akif'in şiiri tabii beğenilince hemen bunu şeyde yayınladılar. Sebil-ül Reşat'ta yayınladılar. Bakın daha resmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş değil İstiklal Marşımız. Evet. Gayri resmi olarak beğeniye sunuluyor ve kabul ediliyor. Ondan sonra meclise getiriliyor. Onu da müsaadenizle toparlayayım. Buyurun mecliste üç büyük oturum var İstiklal Marşı ile ilgili. Biri 26 Şubat'ta, yani Sebil-ül Reşat'ta artık şiir yayınlanmış, her şey bitmiş ama bunun resmiyete dönüştürülmesi gerekiyor. Yani milleti temsil eden meclisten geçirilmesi gerekiyor. Taşın altına... Biz aslında şu an şeyi konuşuyoruz değil mi hocam? Aşama aşama nasıl kabul edildiğini. Aşama aşama ilk etapta yarışmayı kaldırıyorlar. İkinci aşamamız Akif'e Hasan Basri gayri resmi şekilde teklifi götürüyor. Yukarıdan büyüklerinin tavsiyesi üzerine Hasan Basri, evet, aracı olmuş oluyor yani. Üçüncü aşama dergide, gazetelerde, Kastamonu'da dahil yayınlanıyor. Ordu birliklerine gönderiliyor. Beşinci aşaması ise artık son darbe diyelim, tabiri caizse son nokta. Meclis acaba ne karar verecek? Bu çok önemli çünkü milleti temsil ediyor. Bakın savaş yıllarında meclisin nasıl düzenli çalıştığını da biz burada görüyoruz. İşi nasıl ciddi tuttuklarını. Cephede hiçbir şey belli değil. Daha bir zafer bile kazanamamışız. Yani belki İnönü zaferi var. Onun ötesinde hiçbir şey belli değil. Ve meclis oturuyor günlerce. 26 Şubat, sonra 1 Mart ve en son 12 Mart. Şu tartışmalar yaşanıyor. Kütahya milletvekilimiz Besim Atalay, ki önemli bir yazarımızdır o da. Akif'in şiiri ısmarlama. Halk ağzından gelen bir marş değil diyor. Olmaz. Bolu milletvekili Tunalı Hilmi, milletin ruhundan çıkmayan diyor bir şiir bu. Şiirde en ufak bile bir hatayı bile kabul edemeyiz. Dikkatli olalım diyor. Karşı çıkıyor. Çankırı mebusu Hacı Tevfik, şiir güzel ama burası milletin meclisi, kafamıza göre karar vermeyelim. Bir eğitim, marif komisyonları, bir şeyler, encümen karar versin diyor. Kastamonu mebusu Doktor Suat Bey ise ihtisas alanım şiir ve edebiyat değil diyor. Ancak İstiklal Marşı'nı çok beğendim. Efendim, Akif'in bu alanda biz Safahat adlı eseriyle de kendini ispat ettiğini biliyoruz. Bu marşın kabulünü biz bir an önce gerçekleştirelim deyip belki de son noktayı koymuş oluyor ve 6 önergeyle İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de, yani tam 100 yıl önce mecliste kabul ediliyor ve teklif üzerine ayakta dinleniyor.
kahraman Türk ordusuna ithaf ediliyor. Akif onu ben diyor milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim. Zaten o milletin bir eseridir, milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü yazdım diyor, hissettiğimi yazdım diyor ve Safahat adlı eserine de bunu almıyor. Yani hikayemizi ancak bu kadar özetleyebiliriz. Birkaç aylık bir, yani 5 aylık bir süreçte İstiklal Marşımız meclisten böylece geçmiş ve kahraman Türk ordusuna ve Türk milletine ithaf edilmiş oluyor. Şimdi ben de bu konuyla alakalı yapmış olduğum ön hazırlıkta dönemin gazetelerine baktığımda İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra çok fazla bir metne dökülmediğini ya da bununla ilgili bir tartışma yürütülmediğini basında gördüm. Sadece Sebilür Reşat'ta bir küçük bir yazı var. 472 numaralı sayısında 21 Mart'ta çıkıyor. Onda da Eşref Edip kendi zaviyesinden işte İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy'a nasıl yazdırdığını, ya daha doğrusu nasıl yazdırdığını değil, bunun nasıl ona teklif edildiğini, işte parayı kabul etmek istemediğinden bahsediyor. Ve daha sonrasında da işte kabulden sonraki 500 liranın fakir kadın ve çocukların eğitimi ve onların iaşesi için kullanıldığından bahsediyor. Çok anlamlı olmuş. Evet, şimdi bunu buradan şöyle bir bağlamayla devam etsek Cevdet Hocam. Anadolu'ya dönüp bu dönemde Anadolu'da bu meydana gelen olayları bize özetlediniz. Peki İstiklal Marşı dizelerinden halkın ve ordunun haberi oldu mu yayınlandıktan sonra? Bunun yayılmanma süreci nasıl oldu? Bunu da sorarak devam etmek isterim. Önce şiirler toplandı, orduya gönderildi, cepheye gönderildi. Ama askerde bir heyecan uyanmadı bu 700 küsür şiirlerin. Tabii hepsini göndermemişlerdir muhtemelen. Önemlilerini göndermişlerdir. Mehmet Akif bu 48 saat içerisinde işte yazıp da teslim ettikten sonra onu da orduya gönderdiler. Ve müthiş bir beğeni topladı. 17 Şubat'ta ve Kastamonu'da 21 Şubat'ta da yayımlandıktan sonra zaten Türkiye'nin çoğu yerine bu şiir marş tarzında artık ulaşmış oldu. Yani halkın ve ordunun haberi vardı. Aslında yarışma esnasında haberi vardı. Çünkü Türkiye'nin değişik yerlerinden bu 734 şiir, daha çok işgal görmemiş yerlerden elbette, geldiği için halkın haberinin olmaması mümkün değil. Bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Peki hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben... Yani şöyle malum Diyarbakır'da El Cezire kumandanı Nihat Paşa dağıtıyor marşı bastırıp. Dağıtıyor. Buradaki telgraflaşmadan bakınca 10 Şubat 337 diyor. Pardon o şeyi bastırıyor. İstiklal Marşı'nı değil. Nasrullah kürsüsündekini bastırıyor. Bazıları mı bastırıyor? Evet evet. Tarihte bir yanlışlık olmasın. Düzeltmiş olayım. Bir iki ifade İstiklal Marşı'nın Kastamonu'da yayınlanmasıyla ilgili de ben bir iki hususa... Tabii ki isterseniz hatta o dönemde başka yayınlanan basın ürünleri varsa onunla yani, ilgili de bir şeyler duymak isteriz hocam. Bir de tahsin yapmak istiyorum. Biraz önce iki kitap tanıttık tabii. İki kitap da Kastamonu ve Mehmet Akif başlığıyla çıkan kitap. Aslında ilk basan Tebrül Reşat'tan sonra damadı basıyor Mehmet Akif Ersoy'un, Ömer Rıza Doğrul. Onu daha sonra tabii o orijinal metinden basarken düşman ifadeleri var. Akif aslında Akif düşman da demiyor. Akif İngiliz, İngiliz diyor. Fransa, Fransız diyor. Herhalde kitabın basıldığı dönemlerle alakalı olsa gerek. Mustafa Bey ikinci baskıda onları Sebul Reşat'taki orijinal ifadelerle düzeltti. Onu ifade edelim. Bir de yine Kastamonulu hemşehrimiz rahmetli Abdülkerim Abdülkadiroğlu. O da Mehmet Akif'in Kur'an-ı Kerim tefsiri, Mevize ve Hutbeleri başlığı altında bu hususa değinmiş. Dolayısıyla vaazlarla ilgili elimizde artık hem dokümanların orijinalleri var hem okunacak Latin alfabesine çevrilmiş metinler var. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nın kabulünden hemen önce Cevdet Bey hocamız söylediler, basıldı. Ne zaman duyuldu, kamuoyu ne zaman okumaya başladı? 17 Şubat 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanıyor. Ama Hakimiyet-i Milliye gazetesine baktığımız zaman sol alt köşede
yani o gazetenin genel sahifesinin, sayfa düzeninin diyelim ki 8'de 1'lik bir yerde onu görüyoruz. Hakimiyet-i Milli 4 sütun olması lazım. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada da bir uyarı yapmakta fayda var. Biliyorsunuz Milli Kütüphane gazeteleri açtı. Evet. Hakimiyet-i Milliye gazetesini de dijital olarak görebiliyorsunuz. Oradan 17 Şubat tarihli, belki izleyiciler merak edip çünkü dijital ortamda olduğu için görmek isterler. 17 Şubat tarihli gazeteye girdiğiniz zaman orada İstiklal Marşı görünmüyor. İstiklal Marşı yırtılmış. O sayfada yırtık nüshayla beraber çekildiği için bir alttaki metin görünüyor ama o metin de o kadar sayfayla bütünleşmiş ki sanki orada İstiklal Marşımız yok gibi görünüyor. Onu ifade edelim. Farklı nüshalarında gazetenin bu tescil edilmiş. Niye tam metinden vermemiş? Muhtemelen tabii Hakimiyet-i Milliye, Ankara Merkez bir marşın önünde arkasında belki görünmek istemedi. Çünkü resmi bir şey. Ama Kastamonu nüshasına bakın. 4 gün sonra 21 Şubat'ta çıkacak burada. Burada baş tacı edilmiş. Manşetten verilmiş. Hakimiyet-i Milliye'den sonra aynı gün Sebulur Reşat'ın 468. sayısında yayınlanıyor İstiklal Marşı. İlk dergi diyelim buna. İlk gazete olarak da Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanıyor 17 Şubat'ta. 21 Şubat'ta Anadolu'da, Kastamonu'da tam metin olarak, yani tam manşetten, efendim bütün sütunları içeren o sayfada yayınlanıyor. Ve orada ilk defa bize gönderdi, yayınlanmak üzere ilk defa gönderildiği ifade ediliyor. Ondan sonra da zaten işte 12 gün sonra mesela Öğüt gazetesinde yayınlanmış. O da ne yapıyor? 27-29 Şubat tarihli yapıyor. Bu anlamda bu üç gazeteyi, bir dergi, iki gazeteyi burada ifade etmemiz lazım. Öğüt'ü, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ve Sebulur Reşat. 17 Şubat tarihli Sebulur Reşat ve Hakimiyet-i Milliye, 21 Şubat'ta Kastamonu açıklı gazetesi. Benim yani tefsirimdir, yorumumdur. Açık Söz gazetesi ilk defa göndermek üzere gönderdiğine göre elimizde bir telgraf metni yok. El yazısıyla yazılmış bir mektupla gönderilene dair bir veri yok. Fakat Kastamonu Gazetesi'nin haftada iki defa çıktığını biliyoruz. Efendim, muhtemelen Ankara'dan Mehmet Akif'in elinden üçüne de aynı tarihte çıkmıştır bu. Aynı efendim, metin olarak. Metin olarak. Üç kendisi dergi zaten. O dergide olacak. Hakimiyet-i Milliye'de olmazsa olmaz. Efendim, 8. bir şiir gibi Açık Söz'deki o şiirler üç günde yayınlanıyor. O 8. bir şiir olarak da Açık Kastamonu'ndan da yeni gitmiş. Burayla hemhal olmuş bağlantıları var. Anadolu'da Ankara dışında Açık Söz'e göndermiş bunu. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Açık Söz'de onu baş sağcı yaparak basmış oluyor. Manşetinden vermiştir. Lazım. Onun da görselini paylaşırız zaten. Evet, evet. O zaman tekrar Cevdet Hocam'a dönüyorum hocam. Buyurun. Bu işin bir de marşın anlamını verecek olan bir bestesi var. Bize bu bestelenme süreciyle ilgili neler söylersiniz hocam? Marşı tabii kalıcı hale getirebilmek, halk tarafından, öğrenciler tarafından benimsenebilmesini sağlamak açısından bunu bir ritme dönüştürmek gerekir, bestelemek gerekir. Bunu yaptırdılar. Yarışma açılmış bununla ilgili. 24 beste çıkmış ortaya. Mesela Ali Rıfat Çağatay, Asım Bey, Hasan Basri Çantay, Saadettin Arel meşhur, Lemi Atlı, Rauf Yekta, Saadettin Kaynak, Zeki Üngör, Osman Zeki Üngör. Bakın hepsi de aslında o dönemin meşhur bestekarları. Hala isimlerinin çoğunu ben konunun uzmanı olmamama rağmen hatırlarım. Ben şu eklemeyi yapabilirim duyunca. Mesela Rauf Yekta 2. Abdülhamit döneminde İkdam gazetesinde uzun yıllar Türk musikisiyle alakalı bilgilendirici yazılar yazmıştır. Evet. Yani yıllarca süren, böyle 3 sayı 5 sayı değil. Yani, belki 300 sayı, 500 sayıda yazısı aynen bulunan bir çok kaliteli müzisyen. Besteler ortaya, yani kaliteli bestekarlar tarafından kaliteli bestelerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 1922 yılında, 24 yılına kadar İstiklal Marşı bestelerinde değişik besteler çalınıp söylenmiş. Mesela Edirne'de müzik öğretmeni Ahmet Yekta Madra'nın ki, İzmir ve Eskişehir'de müzik öğretmeni İsmail Zühtü'nün, Ankara'da Osman Zeki Üngör'ün, İstanbul'da Zati Arça bestesi, Kadıköy'de Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi söyleniyor. En son 24'te diyorlar ki Ali Rıfat Çağatay'ın marşını resmi marş olarak kabul edelim.
Bu 1924-30 arasında 6 yıl kadar bir birliktelik sağlanmış. 1930'da beste değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi o zamanın Osman Zeki Üngör'ün 22'de hazırladığı beste tekrar yürürlüğe sokulmuş ve halen kullanıyoruz. Osman Zeki Üngör de Araç ilçemizden, Kastamonu rahmetli hemşerimiz diyelim. Marşın armonilenmesini de Edgar Manas yapmış. Bando düzenlemesini İhsan Servet Künçer gerçekleştirmiş. Bunlar teknik konular. Hani müziki ile ilgilenenlerin daha iyi bilebileceği şeyler. Ben sadece teorik bilgi verdim. Ama şu tartışma yapılmış, yıllar geçmiş. Beste yetersiz diyenler olmuş. Bunu değiştirelim. İstiklal Marşımızı doğru dürüst söyleyemiyoruz. Gençler ayak uyduramıyor diyenler çıkmış. Mesela bunlardan birisi Erkin Koray. Ünlü benim bilebildiğim daha başka evet. tartışmalar var da hani isim vermemde bir sakınca olması gerek. Çünkü bunlar basına odanın şeyleri İsmet Özel'in de böyle evet. şeyleri vardı. Beste yanlış diyor. Karo Mafyan hayır kesinlikle değiştirmeyelim diyor. Eğer bunu tartışmaya açarsak marş da tartışmaya açılır diyor. Böyle günümüze kadar gelen tartışmalar var. Ben şahsen hani bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha mükemmelini yapmak da bilmiyorum. Çünkü yerleşmiş artık. Bunun daha iyisini yapıncaya kadar bir çalkalanma olabilir. Hani konunun uzmanı değilim ben sadece. Bu kadar. Ya bu da fikrimizi belirttiğimiz küçük evet. bir alan olarak. Hani değiştirilebilir. Bunlar ayrı konular ama bu tartışmalar yapılmış. Bir fayda sağlar mı bilemem. Evet. Böyle bir sürecimiz var bestelenme ile ilgili. Renkli bir aslında şey o tablo ortaya çıkıyor. Yani diğer bestelerde bazen yer yer internette görüyoruz çalıp söyleniyor. Ama İstiklal Marşı metni çok zor bir metin. Bunu kabul etmek lazım. Yani bestelemek kolay değil. Bir de bu bizim hatamız söyleyemiyorsak. Biraz yani daha çaba gösterebilmeliyiz belki de onunla alakalı. Evet hocam biraz zamanımızı da daha şey kullanmak adına çünkü uzattık. Biraz vakti açtık herhalde. Evet. Son bir şey Cevdet hocam üzerinden size de aynı şeyi sorayım peki hocam. İşte Türk milletinin vücudundan neşet eden İstiklal Marşı bize ve tarihimize hangi mesajları vermektedir diyerek programımızı kapatalım isterim. Ne dersiniz bunun için? O zaman hocam final yapsın. Ben şeyler söyleyeyim. En son hocam da söyleyeyim. Tabii ki. Hay hay. Hem yaş olarak hem mevki olarak bizden büyük hocamız. Finali ona bırakalım. İstiklal Marşımız gerçekten çok anlamlı. Belki de edebiyatçıların bile ifade etmekte zorlandıkları mesajlar içeriyor. Çünkü çok uzun. 10 kıta. Ve her bir mısrasında çok değişik mesajlar var. Düşünülerek özellikle ortaya konulduğu ve Akif bir ustanın elinden çıkmasından dolayı yorumlanmasında çok değişik böyle sayfalar dolusu makaleler yazılabilir. Her şeyden önce Cumhuriyet'in ilanından 3 sene önce kaleme alınan bir marş bu. Daha devlet 1 yaşında yani meclisin açıldığından 1 yıl sonra henüz Cumhuriyet ilan edilmemiş. Devletin adı bile belli değil. Türkiye'nin işgale uğradığı felaket yıllarında kaleme alındı. Yani zaferi kazandık hadi de bir marşımız olsun tarzında değil. Zaferleri kazanmadan önce başlangıç aşamasında böyle bir marşın yazılması da anlamlı. Çünkü yola o marşla devam etmiş olacaksınız. Sadece İstiklal Marşı değil, dediğimiz gibi bir devlet marşı da, bir rejim marşı da olmuş oluyor aynı zamanda. Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü simgeliyor. 100 yıl boyunca bizim yüksek karakterimizi millet olarak, bağımsızlığa, özgürlüğe olan düşkünlüğümüzü de çok iyi ifade eden bir marşımız. Yurt sevgisini, bayrak sevgisini, özümüze güvenmemiz gerektiğini her şeyden önce. Hani korkma diye başlıyor ya aslında Türk milletinin korktuğundan dolayı bunu söylemiyor Akif. Ya şimdi siz diyorsunuz ki mesela ya süreyi yetiştiremezsek ne olacak? Biz de diyoruz ki ya korkma işte Ali Bey şöyle yaparız. Aslında sizin korktuğunuzdan dolayı değil bu olayı önemsediğinizden evet. işte programa şey yapıyoruz gayret gösteriyoruz diyelim. Akif de Türk milletinin korkmadığını biliyor ancak 10 yıl savaşan, nüfusu kalmamış, silahı kalmamış, yiyecek ekmeği kalmamış bir ümitsiz nesli, ne yapacağını bilmeyen daha doğrusu bir nesli ayağa kaldırmak için birinci İnönü zaferinin de böyle tam sıcaklığı içerisinde yapabiliriz, başarabiliriz. İngilizler gerçek işgalci, Fransızlar gerçek işgalci. Bunlar gitmeyecekler, kalıcılar. O yüzden silaha sarılmadıktan sonra çare yok, çözüm yok. Bu cesareti, bu özü biz kendimizde, kendi kanlarımızda bulabiliriz tarzında. Mustafa Kemal Atatürk'ün de buna benzer zaten ifadeleri vardır.
Bu manada belki de çok öte çağlara mesajlar veren, nasıl 1300 küsür yıl önce Bilge Kağan bize çok güzel mesajlar, öğütler, tavsiyeler vermiş ve Türk tarihini özetlemişse, Akif'in bizzat kendi hayatı ve eserleri ve en başta da İstiklal Marşımız aslında Türk tarihini özetliyor. Evet. Ve hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diyerek millete atıfta bulunuyor, hakka, yüce yaratıcıya atıfta bulunuyor ve istiklale atıfta bulunuyor. Son mısra bile tam bir şaheser. Daha bunun üzerine aynen öyle. Hani öz, söylemek gerekir. Türklüğün özeti gibi bakabiliriz galiba. Ben sözü teslim etmeden başta merhum Mehmet Akif Ersoy, babaları, dedeleri, atalarını saydık. Onlar evlatlarından ahirete irtihal etmiş olanlar, dava arkadaşları, Hasan Basri Çantay, Eşref Edip başta olmak üzere bütün dava silah arkadaşları, fikir arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ben yad ederek sözlerime son vermek istiyorum. Hala şehit vermeye devam ediyoruz. Başta Doğu Türkistan'da, Arakan'da olmak üzere, Afganistan'da olmak üzere ve yine başta son günlerdeki Filistin'deki hadiseler olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarındaki akan Müslüman kanının bir an önce yine içimizden büyük liderler çıkarak, içimizden büyük dava adamları, şairler çıkarak ve halkı tenvir ederek en kısa sürede bu problemleri el birliği içerisinde çözmeyi temenni ediyorum. Çünkü bizden başka bize yardım edebilecek herhangi bir dünyada güç yok. Yok, bunun yüce Türk milleti var, İslam ümmeti var ama İslam ümmeti için şu anda Türk milletinin güçlü, kendinden emin, geleceğe yönelik planları, programları, hedefleri olan ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmekten de asla taviz vermeyecek bir politika içinde, anlayış içinde olmamız gerektiğini de belirterek hepinize, bütün izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkürler, ağzınıza sağlık deyip son sözü dediğimiz gibi Serhat Hocamıza teşekkür bırakalım. Ediyorum. İstiklal kavramı tabii kurtuluşu, bağımsızlığı ifade ettiği gibi aynı zamanda kuruluşa da referans olan bir kavram. Yani istiklal demek aslında bağımsızlık, yeni bir devletin kuruluş şu içinde kullanılan bir ifade. Dolayısıyla İstiklal Marşımızı bir bütün olarak ortaya koyduğumuz zaman hem bir yeni devletin kuruluş marşı efendim, hem de işgallerden ve mücadelelerden bir kurtuluşu ifade eden bir bütün olarak anlamamız gerekiyor. Marşın içerisindeki tabii gençliğe bugün de ihtiyacımız, 100 yıl sonra, 100 yıl sonra bugün de ihtiyacımız olan ruhi diyelim bize desteği veriyor. Tam bağımsızlık mesela. Efendim. Garbın ikiyüzlülüğü. Efendim, değil mi? Emperyalizme karşı efendim dik duruş. Hürriyet kavramını zaten işliyor. Dolayısıyla bir milli kişiliği, efendim bir gencin milli ruhunun içini dolduracak mesajları burada veriyor. Bunu bugün için sadeleştirmeye gitmenin bir anlamı yok. Hani bazen parantez içerisinde falan veriyorlar. Biz bu kadar kelime hazinemizi geliştirip, öğrenip metni orijinalinden efendim okumamız, orijinalinden anlamamız lazım. Nutuk'ta da aynı şeyler oldu. Sadeleştirme, metin irad edildiği dönemin havasını yansıtmıyor. Anlamı bir yerde bozulma. Dolayısıyla onu tam bir terennüm etmek gerekiyor. Efendim, bu vesileyle 100 yıl sonra yine başlangıçtaki harp dönemi, milli mücadele döneminin şartları içerisinde topluma yön veren, vermek isteyen milli marşımızın bundan sonraki yüzyıllarda da aynı istikamette manevi efendim desteği Türk toplumuna, Türk milletine vereceği kanaatindeyim. Çünkü 100 yıl geçti, coşkuyla okuyoruz. Efendim, 100 yıl öncenin problemlerini marş üzerinden hissediyoruz, heyecanlanıyoruz. Değil mi? Tüylerimiz diken diken oluyor, ürperiyoruz. Hele
bayrağımızla efendim gönderdi, onu beraber okurken gördüğümüz zaman göğsümüz kabarıyor. Ne mutlu bizlere. Bu vesileyle sözlerime son verirken efendim Mehmet Akif vesilesiyle, İstiklal Marşımız vesilesiyle bugün bu arada bir araya geldik. Milli Mücadele Hareketimize, efendim İstiklal Harbimize katkı sunan isimli isimsiz bütün kahramanları, gazilerimizi, şehitlerimizi, cephede hizmet eden, onun gerisinde manevi hizmet eden büyüklerimizi hepsini saygıyla, rahmetle anıyorum. Efendim bu stüdyodan daha nice programları efendim yapmanızı efendim gerekirse beraber yapmayı da hocam onu da oluyor. Yani söylemeden geçmek içinde istemem. Güzel bir imkan, güzel bir hizmet. Üniversitemiz için de güzel bir hizmet. Başta Sayın Dekanımız olmak üzere işte burada hizmeti geçen, emeğe geçen herkese tebrik ediyorum. Demin devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da tabii atladık. Asıl tabii. Hareketi başlayan, İstiklal Harbi'ni başlatan, evet. İstiklal Marşı'nın yazılmasına vesile olan bütün gazilerimizi devletimizin kurucusunu da ekleyelim. Onların hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, evet. Diyeyim ben de. Kıymetli hocalarımla böyle bir günde yapmış olduğumuz programı için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum. Evet.